Ya resmen bizi oyuna getirdiler o zaman. İnanmıyorum ya. Hayır yani bir de ne bekliyorlar? Ne olacak acaba yani biz burada olunca? Yani ne olacak ki? Hiç. Ne? Nene. Bakma öyle. Güzele bakmak sevap demişler ya. O güzelin tersi çok pis. Onu da söylediler mi sana? Bakma dedim. Bakmak da yasak yani öyle mi? Yasak. İstersen o çatalla gözlerim de çıkar Lale. Hatta nefes de almayayım ben. Alma Onur. Fotosentez yap. Alma. Ay çok tatlışlar ya. Aynı romantik komedi filmlerindeki gibi böyle baş başalı baş başalar. Ay vallahi saç başa baş başa girmeseler bari. Yok be kuzum. Bence bu sefer var ya kesin barışacaklar. Ya. Kız Filiz yemin ediyorum helal olsun sana. Başka da bir şey demiyorum. Mevzu aşksa gerisi teferruattır. Ay daha kötü ne olabilir ki Fikret? Zaten çocuklar ayrılmışlar. Bir daha mı ayrılacaklar? Ay sen de enteresansın yani. Zaten barışmazlarsa onları buraya toplayanlar olarak toptan ayva yedik Fikret Bey. Müşteri olun. Başta da ben. Samet. Ay çok yakışıyor kız bunlar birbirlerine. Ah değil mi, değil mi? Şş, sesini aç biraz. Sesini valla duyamıyoruz yani. Evet. Kumanda ay, evet. Evet. Necoş Bey, buyurun. Ay bir dakika, bir dakika. Tabii ya. Ay şimdi tabii jeton düşüyor. Orada sen böyle laf kalabalığı yaptın. Ben durumu yanlış anladım tabii. Anlayamadım, anlayamadım. Neyi yanlış anladın aşkım? Aşkım yok. Aşkım yok. Tamam canım. Taze bitti canım. Taze bitti. Peki bir tane. Peki. Bir tanem ne oldu biliyor musun? Tedavülden kalktı Onur. Yok aramızda bir tanem falan. O zaman şöyle bir şey yapalım. Şuradan şöyle araya bir dikenli tel çekelim. Ha? Buradan böyle karşılıklı konuşuruz. Şu fazla yakınlaşmadan. İyi fikir. Hatta şu dikenli tellerin etrafından böyle elektrik sıçrasın. Çok daha iyi olur. Şahane. Mayınla döşeyelim mi? Kesin çözüm. Biri adım atarsa final. Sen evliğimizin altına mayınları döşemişsin zaten. Böyle patlaya patlaya bir hale olduk. Kim bilir adımını atıp patlatmadığım kaç tane mayın vardır bu ilişkinin içinde acaba? Ama yani Onurcuğum da haklı bir yerde. Yani değil mi bu kadar inatta? Ya el vicdan, el insaf diyorum, istirham ediyorum. Şimdi Yıldız Hanım yani evet tamam çok haklısınız ama yani şimdi Onur da böyle hem suçlu hem de güçlü yani. Yani. Bir saniye. Yani, bir sessiz sakin ya. Duyamıyoruz yani konuştuklarını ya. Neyin heyecanlı yeni? Bütün bunları sen planladın değil mi? Böyle aklın sıra böyle buraya kapattın bizi. Burada böyle ikimiz baş başa kalacağız kitli. Kendini affettireceksin ha. Çok zekisin. Kaç kez söyledim ama bir kez daha söyleyeyim. Sorun yok. Anlayacaksan. Bu planı ben yapmadım Lale. Kaldı ki zaten beni affetmeyeceğini de artık biliyorum. Farkındayım yani. Ne oldu? Kabul ettin hemen değil mi? Hemen kabul ettin. Pişmanlık yok. Hemen vazgeçtin. Özür dilemek bile yok ya. Bravo. Ben senden defalarca özür diledim. 100 kere diledim, 1000 kere daha dilerim. Özür diliyorum Lale'cim. Benden özür falan dileme ya. İstemiyorum. Bu özür dilenecek bir durum bile değil çünkü. Tamam peki. Tamam peki. Tamam peki sustum. Bravo ya. Hani ben uğraşayım, istemiyorsa susayım. Sustum bitti, olay kapandı. Bravo ya. O zaman bir dinle beni. Rica ediyorum bir dinle. Dinliyorum. Başlangıçta ailem baskı yapıyordu evlenmem için. Beni sürede o yüzden nişanlanmıştım. Sevmeden, istemeden. Lale zaten o yüzden her şeyi kestirip attı.
Ama seninle olan ilişkimiz farklı. Hatırlarsan ilk başlarda sen de benimle didişiyordun. İkimiz de şunu çok iyi biliyoruz. Biz birbirimizi severek evlendik. Ben geçmişte ne yaşadık, ne konuştuk, ne düşündük hiç ilgilenmiyorum. Umurumda değil. Şimdi minicik çok güzel bir bebeğimiz var. Birbirimize çok derin duygularımız var. Çok güzel bir geleceğimiz var. Ben sadece bunlara odaklanıyorum. Başka hiçbir şey düşünmek istemiyorum. Alo, şu an müsait değilim. Daha sonra konuşalım mı? Tabii müsait değilsin. Ay ya, dün akşam hemen gittim. Ben sana ulaşamadım yani. Merak ettim. Telefondan da şey yapamadım. Bebek nasıl? Sen nasılsın? Aa, yetiştim. Emir de gayet iyi. Sağ ol. Emir. Sonra konuşalım mı? Sonra konuşun. Ya tamam, okey. Bana uyar da şey, bu akşam yani müsaitsen buluşup bir şeyler içelim mi? Nerelerdesin? Şu an mümkün değil. Yarın görüşürüz. Görüşün tabii. Niye görüşmeyesiniz? Görüşün. Lale kim ya? Lale kim? Bu kız kim? Tanımıyorum etmiyorum. Bu kız kim ortaya çıktı bir anda? Lale bir sakin olur musun? Ben çok sakinim. Belli. Bırak bir anlatayım. Tamam anlat. Penisu'ya verdiğim paradan dolayı son yaptığım projede bir nakit açığı oluştu. O açığı kapatmak için de bir firmayla anlaşmak zorundaydım bu proje adına. Birkaç yatırımcıyla görüştüm. Sonunda bir Alman firmasıyla anlaştım. Firmanın sahibi Mesut Bey. Kendi gelemiyor işlerinden ötürü. Kızı Layla Hanım anlaşmak için geldi. Hikaye bu. Güzel hikaye. Vallahi çok şahane hikaye. Alman kızı Layla. Başlığımız herhalde. Yani tabii ki ihtiyacın olacak. Çünkü Onur Sarıhan neyi sever? Parayı ve kızı sever. Çok sever. Lale ne alakası var ya? Abartma iyice. Çok alakası var Onur. Aramız kötü, daha düzelmemiş. Bir anda Almanya'dan İstanbul'un göbeğine Layla düşüyor. Ya bırak Allah aşkına ya. Sen ne ima ediyorsun ya? Bence senin bu durum hoşuna gitmeye başladı Lale ha? Ayrılık süreci iyi geliyor sana değil mi? Ben var ya çok pişkin tanıdım. Senin kadar pişkinini görmedim Onur Sarıhan. Gerçekten seni alkışlıyorum, bravo. Ben de seni alkışlıyorum Lale. Yılın en inatçı kadını ödülünü veriyorum sana. Alkışlarla Lale Sarı. Onur sen yapma bari. Ne yapıyorsun Onur? Ne yap? Oyunumu çalma. Çalma oyunumu. Ben alkışlayacağım. Ayrıca bu ilişkiyi böyle benim inadım mı bitiriyor ya? Ben inatçı değilim bir kere. Anladın mı? Hiç inatçı değilim. Hiç. Sen benim hayatımda gördüğüm en inatçı kadınsın. Hey, yapma be bacanak, yapma yani bu ceza sahasında kırmızı kartlık hareketler. Dur, bir dur. Evet ablacığım, sen de biraz sakin ol. Ablam, bak bence gidip ayrılım yoksa iyice birbirlerine girecekler. Ya ben söylemiştim. İçime doğmuştu. Söylemiştim kötü bir şey olacak. Sus Fikret. Lütfen sen de buğun kuşu gibi uğursuz uğursuz konuşma istirham ediyorum ama lütfen. Yok. Benim içimde var ya şu kadarcık bir affetme duygusu vardı seni ama onu var ya sildin süpürdün. Şu yaptıklarından sonra da hiç eser bile kalmadı artık. Tamam. Zaten pamuk ipliğine bağlı ya. O senin beni affetme ihtimalin var ya. Fazlanaz aşık usandırır Lale. Değil ki öyle değil ki. Fazlanaz değil. Ben sana az bile yaptım. Senin yüzünden düştüğümüz hallere bak. Ne yapıyorsun Allah, ya? Hemen bir anda saçmalama, kadın ortaya çıkıyor. Ne saçma bir şey ya. İçime giriyor, atma şunları. Ya bir anda ortaya bir kız Almanya'dan gelmiş. Ne yapıyorsun ya, bir bırak şunu. Dinler misin beni? Sen bana bol sıfırlı bir çek yaz, ben seni çok güzel dinlerim. Lale bana bak, bana bak. Bakıyorum. Sen bana bakma o zaman. Bakma bana. Bakacağım. Bakma. Lale. Bakma. Atma şunları diyorum sana. Filiz neredesiniz ya? Ya bağırma. Allah aşkına çıkarın beni buradan ya. Filiz. Ya neredesiniz? Aa! Ay, koş Sevat. Sevat koşun. Sevat oraya. Sevat. Lale. Filiz açın kapıyı açın. Sevat.
Samet dönmedi. Buraya gel. Beni sinirlendirme Samet. Geleceksin. Ya. Sen nereye? Geleceksin ama. Sen geleceksin. Gel. Bir dakika ya. Lale ne diyorsun? Ay bu resmen tuzak. Evet. Beni kandırdılar. Bunlar mı yaptı? Bunlar. Hatta terbiyemi şu an bir kenara bırakıyorum. Elimle göstereceğim. Bu, bu ve bu. Üçü. Ele başı kim? Bu değil mi? Niye hemen ben şey yapayım anne? Sen bak bak bana mı? Sen tabii sen. Çünkü bu bir şey. Bu bir böyle bu bakıyor. Farkında mısınız? Bakın şöyle. Bir de bunun yamağı vardır. Samet. Evet o da vardı. Ha işte. Al birini vur ötekine. Ama anne yani biz hani gerçekten böyle şey olsun diye yaptık. Yani yardım maksatlı hani iyilik olsun diye şey yaptık ama. Hayır gerçekten inanamıyorum ya size. Siz durumun ciddiyetinin farkında değil misiniz? Nasıl böyle bir şey yaparsınız? Ablacığım ne yapalım ya? Uzun zamandan beri Onur'la böyle bir baş başa kalamıyordunuz. Biz de böyle hani baş başa kalın konuşun diye şey ettik. Sen de kilitliyorsun. Yani anne ama yani hakikaten Nünüm'ün dediği gibi yani biz tamamen iyilik maksatlıyla şey yaptık. Yani ayrıca ben bir şey diyeyim hani bacanak doğru taktikle çıkamadı sahaya. Yani yoksa ben biliyorum çok yırtıcı forvet. Hani iyi oynuyor, iyi basıyor tak 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 tak. Ama işte defansta çakılı kaldı. Defans oynadı. Daha çok hani şeylerden, kanatlardan oynasaydı yani hani böyle sevgim, yavrum, canım, cicim, kucuk, mucuk, abidik, kubidik, kucuk, kucuk, olu, olu, olu. Bu tür böyle tatlılık, hoşluk, güzellik, aşk dolu şeylerle yaklaşsaydı maça bence alırdı. Ama önümüzdeki maçlara bakacağız. Lan sana ben bir kafa atarım. Kırmızı kart. Kovuyorum bunu. Yavrum ben sana bir şey diyeyim mi? Bu hakemlerle bu sevda işi zor. Ya anneciğim vallahi bizim bir art niyetimiz yoktu ya. Belki barışırlar diye. Ay siz anlamıyorsunuz ya. Ben Onur'la ayrıyım. Ayrıyım. Yani baldız ne diyorum bak. Yani ne demiş ünlü şair? Çünkü ayrılık da sevdaya dahil. Çünkü ayrılanlar hala sevgili. E Atilla İlhan abimiz boşuna söylememiş yani değil mi? Ay kurtuluş. Bana bak. Ben seviyorum lan seni. Allah. Yani benim, biliyorum yani hani ayrı olduğumuz zamanlardan hani benim internetten indirdiğim bazı şiirler var. Oradan alıntı yapıyorum. Ben kimseyle sevgili değilim. Anladınız mı? Artık şunu kabul edin. Ben boşuna evimi terk edip gelmedim buraya. 3 aylık kuzumla. Tamam kızım. Ya yavrum zorlamayın artık. Mayasız yoğurt tutmuyor. Anne ama belki tutacak. Belki tutar. Ne biliyorsun yani hani. Şimdi hani tutar derken de böyle biz dalı mı kesiyoruz? Hani bindiğimiz dala mı kesiyoruz? Ne bileyim eşeğe mi ter... O eş neydi o yavrum hani... Ay pis adam bu. Böyle daha mı iyi oldu? Ya siz niye karışıyorsunuz? Benim aklıma gelmiyor mu? Düşünemiyor muyum ben böyle şeyleri? Yavrum, Lale evine dönsün diye yavrum. Anneciğim ben Lale'nin evine dönmesini istemiyor muyum sence? Peki siz Emir'i benden daha fazla özlemiş olabilir misiniz? Ha? Ben Lale'ye bir adım atıyorum, Lale 10 adım geri gidiyor. Şu an zamanı değil. Bu işler böyle olmaz. Haklısın oğlum. Ben de annene aynısını söyledim. Bu iş böyle... Fikret! İstirham ediyorum lütfen. Böyle olur dedim. Başka çaresi yok. Yani gel bunları bir odaya sokalım. Kapıyı da kilitleyelim, anahtarı yutalım. İşlerini halletsinler. Başka çaresi yok. Gerekirse ben üstlenirim dedim. Merci Fikret. Kafi. Kafi Fikret. İkinize de bravo. Lale'ye sen izah etme imkanı bulamadığından biz böyle bir plan teşebbüsü içine... Sayenizde bundan sonra öyle bir imkanı hiç bulamayacağım anne. Sağ olun, var olun ya. Vallahi. Ya zaten Lale sırf
Bizi arkasından iş çeviriyoruz diye kaçmıyor mu benden? Yavrum, biz de dedik ki ateşle barut dedik, aralarında bir aşk var dedik. Böyle bir kıvılcım yükselir düşüncesinden hareket ederekten. Aman ne güzel ya. Sayenizde orman yangını çıktı anne. Aa, çarşı pazar kördüğüm olmuş şimdi kız, görüyor musun? Yavrum, üzülme yavrum. Hiçbir şey için geç değil. Bak biz babanla şimdi bütün bunları telafi etmek maksadıyla azami ölçüde bir çaba sarf edeceğiz ve telafi edeceğiz yavrum. Anne lütfen daha fazla çabalamayın. Özel hayatımdan da elinizi çekin. Tamam mı? En azından bir süre rica ediyorum. Kendi hatalarımı telafi etmekte güçlük çekerken bir de sizin hatalarınızla uğraşmak istemiyorum ya. Nereye yavrum? Evime. Ama tabii son dakika sürpriz yapıp evimin yerini de değiştirmediyseniz. Allah korusun, Allah korusun yavrum. Ay Fikret, hava alamıyorum. Nefes alamıyorum. Aç ağzını, aç ağzını. Fikret, sen niye öyle bakıyorsun alabalık gibi Allah aşkına? Çözümle gel bana Fikret, çöz bu konuyu. Lütfen Fikret, çöz bu konuyu. Kurtuluş. Kendinim. Hayırdır? Nereye bu saatte? Nereye yavrum? Bir yere mi gidiyorum gibi şey oldu. Yok, bir yere gitmiyorum. Ha, Kurtuluş. Bak ben sana nereye gidiyorsun diyorum ha. Böyle yengeç yengeç, yampiri yampiri gidiyorsun. Nereye gidiyorsun bu saatte? Bu saatte? Yavrum yok hani şimdi bak sen şeyden yanılıyorsun. Hani bu saatte diyorsun geç gibi geliyor da aslında şimdi kış saatine geçmedik ya. Normalde şimdi olsa geç gibi olacak ama kış saatine geçmediğimizden o kadar geç değil yani yavrum hani. Kurtuluş. Canım. He. Bunun anneme intikal etmesini istemiyorsan bence şimdi dökül ha. Yavrum hemen niye anneye intikal ediyor yani? Ay bacanağa gidiyorum yürü, bacanağa gidiyorum. Yardım edelim derken adamın başına bir sürü iş açtık yani. Gideyim bakayım ne oluyor diye ona gidiyorum yani. İyi tamam boş diyorsun, güzel diyorsun da adamın yanına gidip bir başına iş açma ekstra. Hayır yani baksana böyle Arap saçına döndük yani, Lale'yi de duydun. Ya yok be yavrum, tamamen yardım amaçlı gidiyorum yani, adam tek başına o açıdan. Doğru söylüyorsun. Doğru. İyi, iyi hadi git hadi. Harbi mi diyorsun bunu? Harbi diyorum, hadi git hadi. Tamam yavrum. O zaman ben giriyorum. Hemen gidiyorum, geliyorum. Tamam ben. Hadi bir şey yapayım o zaman. Deli oğlum, deli, deli. Filizciğim, masayı da dilimleten mi? Ha? Kanepeyi ketçap mayonezleten mi? Yer misin? Erol, karışma bana bak. Vallahi seni de ketçaplatacağım, yerim kolunu bacağını yani. Aa, ne oldu kız? Hayırdır? Ne oldu güzel kızım? Niye üzgünsün sen? Niye bu kadar moralin bozuk? Onunla Lale yüzünden. Vallahi bunların ayrılığı bendeki işten üçte birini aldı götürdü ya. Aman sen onlara ne bakıyorsun hayatım? Onlar yetişkin, kendi ayağı üstünde duran birey. Ayrılacak tabii ki. Onlar artık Lale ile meczup, Kerem ile alışık, Şerhat ile Firin. Öyle mi yani? Yani şöyle anlatabilirim. Biri bana dese ki mutsuzluğun başkenti neresi? Yemin ediyorum Lale ile Onur'u konum atarım. İyi de bunlar bu kadar mutsuzken acaba sen neden böyle mutlusun? Ha? Vallahi yemeğim bir bitsin. Bunun altındaki bitiyeninle arayacağım yani ben. Güzel kızım aranacak hiçbir şey yok. Oğluşum benim çok üzgün. Onun için üzüntüden ne yapacağını, nasıl bir davranış biçimi geliştireceğini bilemedi. Saçmalıyor işte. İşte biz de tam da bu yüzden onları baş başa kalsınlar diye bir yere kapattık. Madem ki Onur'la Lale barıştılar, ben de Erol'u görevden aldım. Şirketin başına Onur'u getirdim. Bu durumda ana kraliçe Yıldız. Yıldız ana kraliçe. Ana kraliçe Yıldız. Yok. Hayır, öyle bir şok gitsin gitsin o hayal. Hayır, ama sen gitme. Sen hiçbir yere gitme, anla sonra. Sonra ne oldu? Ay, görmeniz lazımdı. Böyle karşılıklı gözlerinde böyle birbirlerine bakmalar. Tatlı tatlı, uzak uzak bakışmalar. Yemin ediyorum aynı böyle Angelina ile Brad Pitt gibiydiler.
Kızım, Brad'le Angelina mı kaldı? Ayrıldı bunlar. Böyle ecnebi şeylere özenmeyin. Öyle romantiklerdi ki yani. Birbirlerine böyle uzaktan bakmalar, böyle ıslak ıslak, böyle buğulu buğulu. Havada resmen böyle bir üzüm buğusu vardı yani. Uzun zamandır birbirlerini görmüyorlar ya böyle. Onun verdiği aşkla tenlerinden aşk, yanık aşk kokusu yayılıyordu havaya. Sonra ne olmuş? Öptü mü? Öptü mü? Birleştiler mi? Kavuştular diyebilir miyiz? Barış mı bu? Sonra tam böyle öpüşeceklerken... bir kavga. Gol! Gol! Ay, ben bekliyorum gol! Ay, gol! Ay, bu da mı gol değil be? Bitir artık İtalyan! Çaldı! Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Burada benim baby göllerim var. Havaya zıpladılar yani korkudan. Çok özür dileriz ya. Ay, çok özür dileriz. Çıkar! Şuradan çıkar! Çıkar! Ay tüm koptu. Bacanak Emir nasıl? Tekrar ateş falan çıktı mı? Çünkü Lale var ya, bu saatten sonra hayatta haber vermez. Hayatta, hayatta. Yok be Bacanak ya, sen Emir'i ne dert ediyorsun? İçimizde en güvenli olan o. 7/24 sevgi bombardımanı. Keratanın bir karış boyu var, benden çok itibarı var. Ya sorma Bacanak. Emir'i nasıl özlüyorum biliyor musun? Anlatamam sana ya. Kokusunu duymadan işe güce gidemiyorum, yemin ederim sana. Aklım iş güç almıyor yani. Bebek pudrası var ya, onu kokluyorum öyle gidiyorum işe. Ya. Bilmez miyim be Bacanak? Ya misal böyle biz Münim'le papaz olduğumuz bir dönemde bana var ya, bir hafta Gülşah'a göstermedi. Böyle zombiye bağladım. O derece yani, anlıyorum ben seni. Ah ne ala. Ah ne ala. Ah ne ala. Bacanak. Ya biliyorsun şimdi sen bize kızgınsın biraz ama yani... ne bileyim hani biz böyle Lale'yle aranızı yaparız, vesile oluruz diye şey yaptık ama olmadı işte. Bacanak düşününce siz de haklısınız yani. Nilüfer'le sen aynı durumda olsaydın. Aman neyim. Allah yazdıysa bozsun Bacanak, aman neyim yani. Yani onu demek istemiyorum ya. Öyle bir şey olsaydı Lale'yle biz de sizin için elimizden geleni yapardık. Biliyorum canım, biliyorum Bacanak. Eksik olma, biliyorum ya. Acaba diyorum ben Lale'nin çok mu üstüne gidiyorum ya? Ne diyorsun? Onunla ilgili ne diyorsun mesela? Fikrin ne? Ha? Merak ettim. Yani şey diyorum hani biraz dur be Bacanak, hani o kadar üstüne varma bence yani. Ya ben mi üzerine gidiyorum Allah aşkına? Her gittiğimde geçiyorum karşısına, her acım özür dilerim diyorum. Defalarca özür diledim ya. Alttan almaya çalışıyorum ama yani karşılığında ne görüyoruz ki? Ya işte ben de onu diyorum Bacanak, yani bu kadar çok özür dileyince hani bu sefer iyice böyle suçluymuşun gibi oluyor yani, ne bileyim. Hani biraz çek kendini, değerin kıymetin artsın, anladın mı? Bu arada bu yılların kurtuluş taktiğidir ha. Öyle mi diyorsun ya? Ayıp ediyorum. Bak misal şimdi yani biz böyle Nünüm'le papaz olduğumuz dönemlerde ben hop bir ayıklarım kendini, piyasadan kaybolurum böyle. İki gün falan ne telefonlara bakarım ne bir şey. Bu tabii iyice bir merak eder. Kurtuluş nerede? Kurtuluş kara borsada. Üçüncü gün aradığında laps diye açarım telefonu, bana bak kız derim. Yemin ediyorum adamı deli etme, ondan sonra ben... Telefon çalacak. Bak sen bak telefona bak, ben devam ediyorum bak. Nünüm arıyor Bacanak, bir dakika. Öldü öldü, kum torbası öldü, bir dakika Bacanak. Ben bir açayım bunu. Nünüm, yavrum buradayım. Ya işte az sonra da oradayım. Ya insanoğlu kuş misali biliyor musun? Bir kilo çekirdek mi alayım? Konsey toplandı yani diyorsun ha? Tamam yavrum tamam. Hadi alıyorum geliyorum, tamam alıyorum geliyorum. Hadi hadi. Bacanak, ben gidiyorum şimdi, bak bunları, bu alacaklarımı falan alayım da. Ha bana bak, bu arada unutma ha, dediğimiz gibi çekiyorsun kendini. Çekiyorsun, ortalarda görünmüyorsun, üstüne düşmüyorsun ki seni biraz kıskansın. Anladın? Kıskansın yani. Hadi. Kaçtım ben Bacanak. İyi de Lale beni görse bir kaşık suda boğacak. Nasıl kıskanacak ki? Ablacığım, ne demişsin sen bu kızın adı? Layla. Aa, ne öyle ya, yayla gibi. Bu arada kızın soyadını biliyor musunuz? Biz stalklayalım internetten. O ne be? Yani işte böyle fotoğraflarını falan bakalım diyorum. Vallahi bilmiyorum, ilgilenmiyorum. Ablacığım, şimdi bu kız tam olarak nereden çıkmış? Neyin nüfesi, kimin nesi? Almanya'dan gelmiş. Hah, Allah'a bak, iyi halt etmiş ha. Yani yerliler bitti, bir İtalimiz eksikti yani. Abla sen gördün mü bu kızı? Ay ne göreceğim ya? Merak etmiyorum. Yani nasıl bir şey olabilir ki? Herhalde böyle baba Türk, anne Alman falan bir şeydir değil mi? Yani. Ha. Bence olsa olsa şöyle olur. Nedir? Böyle sarışın. Böyle kupu
upuzun Rapunzel gibi saçları böyle yerlere kadar falandır herhalde. Ay değil mi? Böyle dolgun dolgun dudakları vardır böyle. Minicik bir burnu vardır, elmacık kemikleri falan. Ay bana bak neydi kız? O Almanya'nın ünlü top mu neydi modelin adı? Claude Yaşın. Ay Claude Yaşın. Ay. Bir de ne vardı kız? Kulum ne kulum? Haydi kulum. Ha. Vardı. Böyle top model havaları falan. Bunların da böyle var ya belleri incecik olur. Bacakları da naf bu kadar buradan oraya kadar iki metre. Top model gibi mi oluyor? Aman tasası bize mi düştü be? Aynen. Yani demek ki Onur eniştemin projesi için buraya mı gelmiş şimdi bu kız? Yani siz ayrıyken eniştemin proje için yatırım yapası tutmuş nedense. Bak sen biz de yedik. Ne alakası var? Niye öyle konuşuyorsun şimdi ya? Onur eniştem öyle bir adam mı yani? Ne alakası var Allah? Vallahi bak söylemeyeyim diyordum ama dayanamayacağım. Koray bugün bir şey anlattı. Aman boş verin ya. Neyse. Niye boş vereceğiz ablacığım? Hı? Niye boş vereceğiz canım kardeşim? Söyle bakayım sen. Anlat. Dökül ablası. Hadi. Yani Koray'ın dediğine göre... onun bir arkadaşı varmış. Hı. Eniştem de onunla böyle gönül eğlendirip terk etmiş. Yani bu Onur eniştemin yaptığı ilk şey değilmiş. Aa, bana bak kız. Bunlar dün o yüzden mi böyle yumruk yumruğa falan girdiler ha? Evet. Yani eniştem bunun duyulmasından geriliyor. Kız sen hala niye enişte diyorsun bu adama? Değil mi? Başka bir şey desene. Onur de. Başka bir şey de. Enişte deme. Deme. Değil mi ablacığım? Deme. Al bakayım şunu al. Efendim Şerife? Betül Hanım neler oldu bir bilseniz. Ay 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 neler oldu neler. Ay neler oldu kız? Gir bakayım manşetten bekliyoruz. Yıldız Hanım'la Fikret Bey Onur'la Lale'yi barıştırmaya çalışmışlar. İnanmıyorum. Devam et. Ay yoksa bunları böyle bir kafede bir yere falan mı kapatmışlar Şerife? Ay vallahi tam üstüne bastınız. Kapatmışlar gerçekten de. Ay bir de üstüne kapıyı kilitlemesinler mi? Kilitlemişler mi? Kilitlemişler, kilitlemişler. Ve sonra olanları bir duysan Şerife, yemin ediyorum küçük dilini yutarsın. Ne olmuş Betül Hanım? Ben zaten şu an yuttum küçük dilimi. Ne olmuş? Çok merak ediyorum. Lütfen anlatın. Ay vallahi ben de çok merak ediyorum Şerife. Hatta bu yüzden sana düzenli olarak ödeme yapıyorum eğer farkındaysan. Evet. Ayrıca 3 günlük haberleri veriyorsun son dakika diye. Ondan sonra da benden para bekliyorsun. Ha siz duydunuz haberleri. Sağır Sultan bile duydu da Şerifeciğim. Okey'e dönüyor, atmıyor taşı. Tamam. Yani şöyle açıklayabilirim. Senin yerine bebe telsi koysaydık daha çok haber verirdi Şerifeciğim. Diyorsunuz Erol Bey. Şerifeciğim lütfen gelişmelerle tekrar karşımızda ol. Ve bu seferki bir işe yarasın. Tabii eğer mümkünse. Tamam. Betül. Ay. Ay. Ay korkuttum sizi kusura bakmayın. Ben Şadi'yi merak ettim de bütün gün yoktu. Yemeğe de gelmedi. Telefon da cevap vermiyor. Anneciğim Şadi Ayvalık'ta. Ayvalık'taki yazlığımıza gitti. Allah Allah. Nereden çıktı şimdi bu yazlık işi? Neyse sonra konuşurum. Gelince. Sonra konuşursunuz. Gelince. Perişan ettin. Of tamam be patlama patlama. Geldim. Geldim, geldim. Geldim. Aa! Onur. Ne haber Lale? İyi vallahi iş güç. Yerleri siliyorum, toparlıyorum işte, evi süpürüyorum. Biz de Emir'i görmeye geldik. Biz derken? Heh. Aşkım gelsene. Dışarıda üşüyeceksin, gel. Sevgilim Lale. Eski eşim Lale. Hoş geldiniz. Memnun oldum ben. Çok memnun oldum. İyi ya biz Emir'i görmeye geldik de fazla vaktimiz de yok. Bir açılışa davetliyiz. İkiniz mi gideceksin? Hemen çağırırsa. Emir! Emir! Koş! Baban geldi. Ne var anne ya ne var? Baban geldi diyorum. Gel bakalım gel koç hoppa. Aslan ne yapıyorsun? İyiyim. Bak bakalım burada kim var bak. Aa selam gitti. Ben var bu evde çok sıkıntı. Bakayım, o zaman burada toz. Ben de geleyim, ne olur. Aslan oğlum, sen istersin de ben seni götürmez miyim? Tut bakalım Layla ablanın elinden. Tut götüreceğim. Layla dur, sana da bir şey vereceğim.
İstediğin miktarı yazarsın öyle, tamam mı? Emir artık bizde. Bu arada kusura bakma, yerlere falan ayakkabıyla girdik ama... gerçi temizlik yapıyorsun herhalde, buralarda silersin. Hadi bakalım, hoşça kal. Emreder misiniz? Hadi. Oğlum. Tamam, kapat. Sağ ol. Gitti çocuk. Anneciğim. Emir. Ay çok şükür. Ay çok şükür rüyaymış. Anneciğim, muti ne demek? Ha? Muti denir miymiş el alemin kadınlarına? Cici anne için Almanca mı öğrenir anneciğim? Olur mu öyle şey? Sakın beni bırakıp gitme, tamam mı? Çok üzülürüm. Muti nein. Nicht muti. Tamam, yok muti. Anne. Ay ben kafayı yiyorum galiba. Gel gel, yemin ediyorum şampiyonların kahvaltısı ha, gel. Dağdan gelmiş baldakini koyuyor. Benim oğlum hiç kimseye mutti falan diyemez. Diyemez. Anne. Annem hiç diyemez, dedirtmem. Abla iyi misin? Değilim ama mutti de değilim çok şükür. Ne muttisi? Nereden çıkardın? Ben bir bilsem, neler olduğunu, neler döndüğünü bilebilsem acaba. Üstüme iyilik, sağlık. Abla. Şu kahvaltın bitsin, çıkıyoruz. Aa, ne oldu ki ablacığım? Ne? Geliyorsun dedim. Ya ben seninle niye okula geleceğim ya? Okula gitmiyoruz. Öncesinde boşumuz var. Bir iş halledeceğiz. Kızım bir kahvaltı etseydin. Ay, utanmadan bir de rüyama giriyor. Ne cesaret be. İlahi, rüyanda gördün sen, öyle mi? Biraz bakalım, rüyamı gerçek mi? Bilmiyorum. El mi mutlu, ilahi mi mutlu göreceğiz. Kalksana artık, yiyemedim, bitiremedim şunu. Emir size emanet. Ayıp ediyorum, mantıs tamam. Emir bize emanet yani. Anne ben hiçbir şey anlamadım. Bu Mutlu nedir ya? Ben biliyorum galiba. Layla diye bir kız bu. Ha? Layla mı? Bu Lale'dir de Layla işe yapmıştır hep. Eniştemin projelerinden birine yatırım yapmak için gelmiş Almanya'dan. Ablam da bunu... kıskanıyor. Evet. Zaten bir Layla'mız eksikti. Oho da geldi, tam oldu. Tamam. Yavrum, oğluşum. Bizim bu Filiz'i var ya, bu Filiz'i bu Layla'nın etrafından uzak tutmamız lazım yani. Anacık, mümkün olsa ben Filiz'i kendi etrafımdan uzak tutacağım. Layla'nın etrafından nasıl uzak tutayım? Ay bilmiyorum oğlum ama mutlaka bir yolunu bulmamız lazım. Oğlum, Layla bizim yeni silahımız değil mi? Aynen öyle. Hayır yani Filiz böyle ortalıkta dolaştığı müddetçe yani olmaz. İmkansız bir şey. Bu kızın böyle Onur'a kancayı takması imkansız yani. Anlıyorum. Şu anda anlıyorum. Bir oyuncu değişikliği söz konusu. Pelin Su çıkıyor, Layla giriyor. Ön libero'ya bir siyahi vatandaş almak gibi. Helal olsun entrikanın tezelesi. Ne kaynatıyorsunuz bakayım siz? Hiç, pastoral. Çiçeklerle konuşuyorduk anneciğim. Allah Allah. Yemin ediyorum operadaki hayaleti transfer ettik evimize. Sorma oğluşum, sorma. Babaannenin nöbetçi şahadet çıktı başımıza. Çiçeklerle konuşuyorsunuz demek ha? Kızım ben bunu yutar mıyım? Aa, söyleyeyim bakayım böyle fısır fısır ne çeviriyorsunuz? Ha? Ay söylüyorum artık Erol. Vallahi sordu annem, söyleyivereyim ben de. Ne yapıyorsun kız? Harakiri. Anneciğim. Filiz'imin canı etli yaprak sarması çekmiş. Ama bir de demiş ki acaba demiş bunu babaannemin el cihazından yemem mümkün olabilir mi demiş. Ama size gelip bunu söylemeye çekinmiş. Durum bu. Ah canım benim. Kızcağız aşerdi demek. Ah. Vay be. Mesli misin mübarek aralardan kısa paslarla. Bir de demiş ki acaba demiş babaannem bunu bana yapmayı da bir öğretebilir mi demiş. Ama bunu da gelip size söylemeye çekinmiş. Şimdi Erol da bana diyor ki olmaz. Hayır böyle bir şey çok ayıp diyor. Babaannem diyor bizim evimizin misafiri benim diyor başımın tacı diyor. Ona böyle bir şey rica etmeyin. Biz bunu diyor Seher'e söyleyelim. Seher diyor dolmaları sarsın diyor. Ama biz diyor Filiz'e diyor Seher'in sardığını söylemeyelim diyor. Sanki babaannem sandığını sarmış gibi onu kandıralım mı diyor. Filiz biz de bunu konuşuyoruz çiçeklerin başında anneciğim. Tamam kızım tamam yaparız. Ay bir ara ver bir nefes al. Tabii yaparız. Neymiş kandırmak canım? Ne olacak? Elime yapışmaz ya. Ama anneciğim lütfen şimdi bunu bizden duyduğunuzu Filiz'e söylemeyin. Yani hani sanki bu sizin aklınıza gelmiş gibi hani böyle. Tamam tamam öyle yaparız tamam. Filiz! Filiz! Filiz kızım gel gel. Efendim babaanne. Filiz bak ne diyorum. Diyorum ki biz senden şöyle bir
etli yaprak sarması yapsak? Hani böyle sumak suyunu ekşili falan, ne dersin? Allah! Dur tamam. Hadi kanka deli kız yürü. Seher'e söyleyelim malzemeyi hazırlasın hadi. Allah! Gel. Ay tamam deli. Ay deli kız. Yemin ediyorum içimden bir dakikalık saygı duruşu yapıyorum şu an. Buyurun. Bir de kül yutmazmış. Stajyer Şadi seni. Başım. Ne ağrı kesici, ne migren bandı. Zerre ağrımı kesmedi benim. Ne yapsam acaba? Acile gidip bir iğne mi yaptırsam acaba, yaparlar mı Fikret? Fikret! Ne oluyor Yıldız ya? Ödümü kopardın. Daha ne olsun? Şirket gitti. Oğlum ayrıldı. Miras zaten hayal oldu. Betül'ün ne kadar sevindiğini düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum Fikret. Daha ne olsun? Ya sakin ol hayatım ya. Bak migreni tutacak. Tutacak. Hay tutmamış gibi mi duruyor oradan acaba, ha? Ya öyle demek istemedim. Yani tutacak derken migrenin daha fazlalaşacak anlamında söyledim. Sus Fikret. Lütfen sus Fikret. Anneciğim. Aa. Çok teşekkür ederim efendim. Çok naziksiniz. Anne. Canım. Şey diyeceğim sana. Bugün şeye gitsem olur mu? Olur yavrum. Tabii ki şeye gidebilirsin ama dikkat et ki şeyde olsun. Çünkü şeyi de bulamazsan eğer böyle şey gibi kalırsın. Ne? Dalga geçiyorum, espri yapıyorum. Şey diyorsun da ne dediğini anlamadım senin. Söyle. Ya anne. Koray bugün beni kahve içmeye davet etti de ondan. O yüzden demek böyle mankenler gibi giyinilmiş. Ben de dedim hayırdır. Ne oluyoruz böyle? Düşüneyim bir. Bakayım. Gidebilirsin. Gerçekten mi? Annem. Ay yerim seni ya. İyi ki doğurmuşsun beni. Yerim seni. Ay tamam. İyi ki ben de seni doğurmuşum. İyi ki. Hazır giderken şimdi tamam mı? O kutuyu da götürürsün. Ama... Aması maması yok. Hayır lütfen. Onu aynen kutusuyla vereceksin Koray Bey'e. Aklında bulunsun. Hiçbir zaman karşılığını ödeyemeyeceğin hediyeleri kabul etmeyeceksin. Tamam anne öyle yapacağım. Tamam. Tamam, iyi. Paran var mı? Ne? Çünkü o mu ısmarlayacak? Yok, var mı? O zaman getir çantamı getir. Paranı da vereyim ben senin. Kendi paranı kendin vereceksin, ödeyeceksin kahve paranı. Hey kızımın hediyesi çanta. Anne. Acaba o çantayı bugün ben taksam olur mu? Ay yok, mümkün değil. Şimdi geliyor Aysel Hanım almaya. Anne lütfen. Ona söz verdim yavrum, gelecek kalacak. Anne lütfen verme ya. Aa, olmaz öyle şey. Bir kere evet ağızdan çıktı bir kere. Al. Ayol ne oldu sana böyle Allah aşkına? 30 liralık çanta. Oo, bir kıymete bindi. Hadi. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Akıllı ol. Tamam. Kutuyu unutma. Tamam. Vay be fincan kadardılar. Şimdi kahve içmeye gidiyorlar. Aman. Ay ağlamayacağım. Ablacığım seninki evde midir ha? Spor ayakkabısı. Öyle mi? Öyle. Maşallah sabah sporuna çıkmış. Biz evde uyku uyuyamayalım, yastık yorgan kemirelim. Adam var ya keyfinden asla ödün vermesin. Helal olsun ya.
Ay tamam dur ablacığım, ne olur sabah sabah kendini bu kadar koruma ya. Tamam o tarafa git. Kadın ayakkabısı izi var mı ona bakacaksın. Ben de bu taraftayım, dağılalım. Dur, bu tarafa iyice delirdi. Ya ablacığım yok işte ya, yok. Allah Allah. Ya biz şimdi gerçekten buraya geldik. Layla'nın ayak izlerine mi bakıyoruz yani? Artık şansımıza kim çıkarsa. Allah ne verdiyse yürü. Ay yeter. Ay bak bir tane kadın izi bulamadık, Allah Allah. Cici, tamam şişirme kendini. Halo Onur. Derya Hanım. Ağabey. Ah sağ ol. Ya Onur şu hanım bey falan ya çıkarsak mı artık? Çünkü biz Almanya'da hep isimle şey yapıyoruz. Ne diyordunuz? Hitap. Ya ay ya ya hitap ediyoruz yani hanım bey falan gereksiz. Bildiğim kadarıyla Almanlar da çok dikkat ederler böyle hitap şekillerine ama. Biliyor musunuz babam geldi İstanbul'a. Buraya gelmek istiyor yani business partneriyle tanışmak istiyor. Ben bugün lunch ayarladım bizim için. Yani sizin için tanışın diye. Süper. Ben de zaten özellikle yüz yüze tanışmak istiyordum Mesut Bey'le. Uyumaya çalışayım o zaman size. Hatta dosyaları da alayım. Belki incelemek ister Mesut Bey. Okey. Sizi bekleteceğim o zaman. Ya. Okey, ben burada beklerim. Tamam, geliyorum hemen. Tamam. Aile tablosu. Onur meşgul şu an, tamam? Meşgule atarsın tabii. Yoğun adamsın. Uluslararası iletişim içinde olduğun için tabii ki beni meşgule atacaksın. Ama ben o beni meşgule veren parmaklarını var ya... Önce el parmaklarını, sonra ayak parmaklarını tek tek, tek tek koparacağım. Ay ablacığım tövbe bismillah, ne diyorsun sen? İçinden bir cani çıktı senin öyle be. Ay adam iş yerinde işte, belli ki müsait değil. Toplantı dağılmış, meşgule sakin. Bana bak öyle tik tik bakma, korkuyorum. Ay tamam. Ay yeter be. Hadi sen okula geç kalacaksın. Benim de çiçekçiye gitmem lazım. Bak böyle. Tövbe bismillah. Psikopat kesin başımıza. Halo papa. Ya her şey yolunda, merak etme yani. Ben her şeyi ayarladım. Ya Onur çok iyi biri. Yani iş çok iyi. Çok akıllı çocuk. Aha. Ya gelmene gerek yok yani. Okey papa. Tamam ben arayacağım seni. Çok ya ihrip edeceğiz. Hadi. Babanız mıydı? Ya benim papa aradı. Neredesiniz diyor. O zaman bekletmeyelim babanızı, hemen kalkalım. Okey. Dur kız. Ya gittikçe köşeye sıkışıyorum enişte ya.
Vallahi bir açık vereceğim. Annem öğrenecek diye ödüm kopuyor. Var ya bak Baldız, annem öğrenirse yemin ediyorum seni de keser, beni de keser, ablanı da keser, alayımızı keser, tarih oluruz yani. Onu diyeyim de. Kız, ben sana yardım ederim. Ayıp ediyorum, biz çıkarız bu işin içinden. Eder misin gerçekten? Ederim tabii Baldız. Bugüne bugün yani menajerin değil miyim ya? Menajer ne işe yarıyor? Ederim tabii. Ay aslan eniştem ya. Şey diyorum be Baldız hani, acaba diyorum yani hani şimdi ben senin menajerliğini yapıyorum ya, böyle hani seni kolluyorum, koruyorum, gidiyorum böyle para pazarlığı falan yapıyorum. Şey diyorum, acaba diyorum hani ablan da böyle çok istiyor yani böyle pembe panjurlu, yeşil çimenli böyle şeyimiz olsun diye hani. Ne diyorsun enişte, anlamıyorum. Evet, ben şöyle anlatayım o zaman. Aman zaten hani pembe panjur diye bir şey kalmadı ki artık yani. Hepsi oldu apartman. Acaba diyorum hani benim diyorum bu menajerlikten hani almam gereken bir hani ücret var ya senden. Onu diyorum alsam da ben önüme bir evmiş yapsam Baldız. Ya enişte olur mu öyle? Yani ablam kızmaz mı? Benim bile para harcamama çok kızıyor. Kızar mı diyor? Yani kızar bence. Tanımıyor musun ablamı? Kız tanıyorum işte. Ondan diyorum ya bir yandan da yani. Ablanın bir tane hayali var. Kendi evi olması ya. Kutu gibi olsun, bizim olsun diyor. Ne diyorsun? Tamam. Bak o zaman şöyle bir şey yapalım. Ben senin payına düşen parayı vereyim. Sen de git şöyle güzel bir ev tut. Bak ama sakın çarçur etmek yok parayı, tamam mı? Yok kız. Yemin ediyorum var ya bir tanesin Baldız. Bir tanesin, ablam bunu duyunca acayip sevinecek ha. Niye çok sevinecekmişim be? Şuradaki çiçekleri suladık da dedik ona sevinir. Oradaki böyle suladık. Sabahtan beri bunları suluyoruz benim. Şuradaki toprakları çekmemişsiniz daha. Her şey orada duruyor. Şu dışarının haline bak. Buna mı sevineceğim yani? Vallahi bravo, tebrik ediyorum size ha. Yok yavrum, şey dedik hani biz oradaki çiçekleri böyle bir suladık. Çiçekleri sulayınca oluyor yani. Hadi tamam, zevzeklik etmeyin. Hadi işimiz gücümüz çok, hadi. Hadi şimdi de meşgule ver bakalım Onur Bey. Ben seni başka numaradan aramaz mıyım şimdi? İyi günler. İyi günler. Onur Sarıhan'la görüşecektim. Ben Lale. Merhaba Lale Hanım. Sesinizi alamadım. Onur Bey dışarı çıktılar. Laliş. Ne haber kız, yengelerin güzeli? Onur mu? Ha şeye çıktı, yemeğe çıktı. Layla. Vallahi ya kapandı ya kesildi. Layla Hanım'la yemeğe çıktın. Sen görürsün. Saygıdeğer yönetim kurulu üyeleri. Sizler... Oğlum! Oğlum ne oldu? Yavrum ne oldu? Ne bu telaş? Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama telefonla konuşuluyordu. Baktım telefonun ucunda Lale var. Lale'ye dedim ki Onur dedim. Layla'yla yemeğe gitti dedim. Çat suratıma kapandı telefon. İşte gitti Lale, geldi Layla. Ama bunlar da insana böyle ağız tadıyla bir komplo kurdurmuyorlar yani. Ne öyle küsülür müymüş öyle ya çat diye telefon kapatmalar falan, ama. Of, dalağım düşecek. Amatör tavırlar yemin ediyorum. Komplonun da eski tadı kalmadı. Gıybetin eski tadı hiç yok biliyor musun? Eski piyasası yok. Hiç kimse sen değil anacık, yemin ediyorum. Ya ben karar veremedim. Et miyim, balık mıyım? Ne dersiniz? Onur Bey. Efendim? Yani şunu bıraksanız. Yani yemeğinizi seçseniz, güzel bir sohbet etsek. Çünkü babam gelince nasıl olsa bakacağız onlara. Ha ben çok aç değilim. Yani siz isterseniz siparişinizi verin. Ben babanız geldiği zaman söyleyeceğim. Tamam, ben babamı arayayım. Alo papa. Aya. Wo bist du? Was? Nein, nasıl gelemiyorsun? Ama neden? Anladım. Evet. Ben söylerim Onur Bey, evet. Tamam, öptüm. Tschüss. Ya. Benim papa gelemiyor. Çok önemli bir işi çıkmış. Bayağı özür diledi yani. Neyse,
Yemek için papayı beklemeye gerek kalmadı o zaman. Hadi bakalım seçin. Alo, kankilerin kankisi, ne haber? İyi Filiz, ben sana bir şey soracaktım. Şirkette Layla diye bir kadın varmış, sen tanıyor musun? Kim dedin? Tam tanımıyorum da. Layla mı dedin? Evet, adı Layla. Hatta Onur'la yemeğe çıkmış bugün. Aa, niye çıkmışlar? Nedenmiş yani? Ben de onu sana soruyorum Filiz. Hani yani şirkette Onur'un yanında ne işi var bunun? Vallahi tanımıyorum da kankim. Sen ama merak etme yani. Ben bu kimmiş, neymiş, neciymiş öğrenirim hemen. Tamam oldu Filiz, sağ ol. Hadi görüşürüz. Allah'ım ya. Geliyor, geliyor, geliyor. Günaydın çocuklar. Günaydın. Oturun. Görüşmeyeli ne yaptınız bakalım? Matematik sınavı olduk hocam. Öyle mi? Nasıl geçti peki? Ha? Tarı gibi ezdi geçti vallahi hocam. Peki size verdiğim konuyu okuyabildiniz mi? Ödevinizi yaptınız mı? Hocam ben o konuyla ilgili bir dizi vardı, onu seyrettim. Olmaz mı? Olmaz Emre'cim. O zaman son kaldığımız yeri açın bakalım kitaplarınızda. Bu arada ben Çiçekçi'de teraryum yaptım, biliyor musunuz? Teraryumun ne olduğunu bilen var mı? Ben biliyorum hocam. Cam kavanoz içinde küçük bahçe. Evet, doğru Eda'cığım. Emre, hadi bakalım. Kaldığımız yerden okumaya başla. Ama giden ablam. Eda'cığım istersen sen oku. Çünkü Emre biraz şaşkın galiba. Tabii öyle. Artık şirkete dönsek iyi olacak. Yani en azından benim dönmem gerekiyor. Çok iş var çünkü. Dilerseniz siz burada devam edebilirsiniz. Hayır hayır, benim bitti zaten. Babamla tanışamadınız. Ama çok güzel bir yemek yemiş olduk bence. Babanız bugünkü zaten yatırımcı toplantısına gelecekse orada tanışırız. Tabii tabii, gelecek. Toplantı otelde unutmayın, tamam? Bakar mısın? Bugün ne olmuş biliyor musunuz arkadaşlar? Uğur hocamız çok müjdeli bir haber getirdi. Basketbol takımımız ilçe liginde finale kalmış. Bravo. Çok iyi iş. Tebrikler hocam. Sağ olun hocam. Aferin çocuklara. Ama fakat heyhat, spor salonumuz çok yetersiz. Malzemelerimiz ya yok ya çok eksik. O yüzden yarınki kermesin gelirini olduğu gibi bu işe aktarıyoruz. Çok teşekkür ederim Dibi. Rica ederim. Ama tabii biliyorsunuz kermeslerden çok az bir gelir elde ediliyor. O zaman kermeste geliri arttıracak bir şeyler bulmamız lazım. Nasıl? Mesela öğrencilerden, velilerden, hatta öğretmenlerden kermeste satabilecek eşyalar rica edelim. Onları bağışlasınlar. Hatta açık artırma düzenleyebiliriz birkaç özel ürün üzerinden. Hem ortamı kızıştırır hem de eğlenceli hale getirir. İşe bu zihniyet. Harika bir zihniyet arkadaşlar. Tebrik ederim Leyla Hanım. Teşekkürler. Benim niye aklıma gelmedi ya? Çok iyi fikir. Ne güzel olur. Ben de pasta yaparım. Gerçekten çok iyi fikrim geldi. Tamam. O zaman Leyla Hanım, Uğur Bey ile birlikte sizi bu organizasyonun başına atıyorum. Şey ama ben... La lütfen hemen itiraz etmeyin. Yani okuldaki en az ders saati sizin. Sonra yeni öğretmensiniz. Böyle öğretmenlerle, velilerle tanışıp kaynaşmak için bundan iyi fırsat mı olur, ha?
Hem kermes yarın. Sadece bir gününüzü alacak. Ya bunun için bir günümüz mü var? Hemen bakıyorum. 16 saat, 47 dakika, 22 saniye. Ama ben... 21. Tamam. 20. Kabul. 19. 18. Ya yemekten sonra kahve içmedik. Yani kahvelerimi benim odamda içebiliriz. Onur Bey, Lale Hanım sizi aradı efendim. Lale mi aradı? Ne zaman? Siz çıktıktan 5-6 dakika sonra. Ya oldu o zaman, ben odamdayım. Lale, beni aramışsın. Evet, aradım Onur. Ama sen çok meşguldün herhalde ki bir geri dönemedin bana. Lale Hanım'la yemek çok doyurucu geçti herhalde. Anlamadım, nasıl yani? Anlama Onur, sen hiçbir şey anlama, tamam mı? Allah'ım ya. Sinir ediyor beni. Tamam, sakin ol. Sen sakin ol. Sen bebeğinle telefonda konuş. O seni böyle rahatlatır. Anlamıyorum diyor hala. Nesini anlamıyorsun bunun ya? Bu kadar zor mu? Bu kadar zor mu? Uyudu mu sizin bebeğinizle? O zaman bir kahve içelim. Tamam. Dur. Alo? Alo anneciğim. Ay canım, nasılsın kızım? İyiyim anneciğim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, gayet iyiyiz. Şey, Emir iyi değil mi? Bir sorun yok. Ay hiçbir sorun yok yavrum. Emir'i de uyuttuk. Ayısını, pardon, neydi ayının adı? Ayşe'yi de uyuttuk. Anne, ben sana bir şey soracaktım. Biz şimdi okulun spor salonu malzemeleriyle ilgili böyle bir yenilik yapmak, yeni bir şeyler satın almak istiyoruz da ne yapabiliriz diye düşündük. Aklımıza kermes yapmak geldi. Çok iyi, çok iyi. Değil mi? Ama müdür bizi çok sıkıştırıyor bir an önce yapın diye. Biz de satacak malzeme arıyoruz her yerde. Acaba senden bir şeyler çıkar mı? Ben de... Var ya, şey var ya... İşte ya, herkesin giymediği bir sürü elbisesi var kızım. Onları toparlarım. Gülşah'ın oyuncakları var. Bulurum bir şeyler. Lale, sen şey niye düşünmedin hayatım? Terenyumları da verebilirsin. Anne, çok iyi fikir. Tamam. Zaten biz malzeme toplamaya çıkacağız. Eve de uğrarız. Sen öncesinde toparlarsın değil mi malzemeleri? Tamam yavrum, tamam. Biz hemen hazırlıyoruz. Tamam anneciğim, çok teşekkürler. Görüşürüz. Aa, bak, bak, bak. Suratın halin ne böyle? Ha? Bunları geri veriyorsun değil mi? Üzülüyorsun ablacığım. Abla, hediye geri verilir mi ya? Verilir. Verilir canım, niye verilmesin? Allah Allah. Ayrıca o kadar para kazandın ablacığım ya. Gidersin kendi alışverişini kendin yaparsın. Yok. Ya da yapamazsın. Çünkü annem sorar. Nereden geliyor bu değirmenin suyu der. Biz de buna doğru cevap veremeyiz. Cevap veremesek de... Versek de annem bizi öldürür. Yani kısacası ablacığım, senin bu kıyafetleri giymeye zaten ömrün yetmez. Hadi sen götür bunları, paşa paşa ver hadi. Oflama bana. Hop. Bir dakika. Sana ne oluyor bir? Bırak baldızı bırak. Ben seni böyle üzüntülü halinde bu kolileri taşıttırırım emme. Beni bir tek enişte mi anlıyor zaten? Ayıp ediyorum. Baldız, ben anlıyorum tabii. Anlamayacağım mı yani? Biliyorum çünkü. Benim de başıma geliyor. Böyle elimden kuponlarımı aldıkları zaman var ya, sudan çıkmış balığa dönüyordum yani. Ama bak, ne acayip değiştim ben şimdi, görüyor musun? Sen de değişirsin kız, merak etme. Evet evet, bayağı bir değişmişsin. Hala aklın fikrin kuponda. Allah Allah, ne var önüm? Hemen kuponlarım aklımda, hiç mi aklımda? İyi, çıkıyorum ben hadi. Bana bak. Ablacığım, gitmişken sor ne olur. Bu reklam filmi falan ne zaman yayınlanacak? Hani anneme bir şekilde bir şey anlatmak lazım, söylemek lazım. Ne yapalım? Tamam, merak etme. Hadi görüşürüz. Of, geriliyorum. Ben yapamıyorum böyle şeyleri. Ay, sinirlerim çok bozuldu. Ayol, evden bir ev daha çıktı. Şu hale bak. Komşular! Tezgah atsam yeriydi ha. Vallahi. Aa! Hani bu ne? Kermes için oyuncaklar. Ya kermes için. Ama sen bunları çok seviyordun. Yok anneanne, ben artık büyüdüm. Daha da küçük çocuklar oynasın bu oyuncaklarla. Ah güzelim.
Bebeğim, iyi kalpli, güzel sarı şekerim benim. Sen hiç büyüme olur mu? Ha ne olur, söz ver bana. Sen büyüme ki büyüdüğün zaman böyle etrafında Samet gibi, Onur gibi adamlar pusuya yatmasın. Baban hariç. Tamam anneciğim, büyümem. Ama sen de büyümeyeceksin. Ay çok iyi bir fikirmiş bu. Hadi gel yardım et bakalım bana. Şunları önce buraya koyalım bir güzel. Anneanne bu ne? Ay sen çok zevklisin. Gülşah'cığım biliyor musun? Bu benim nişan elbisemdi. Bunu deden almıştı. Anneanne dedem nerede benim? Ben dedeni son kermeste verdim. Bir ihtiyacı olan falan varsa diye. Bak ne yapalım biliyor musun? Bunu vermeyelim bence. Bundan sonra güzel bir tuvalet yapalım ha? Ne dersin? Tamam. Ha? Sevinmedin mi? Sevindim. Ha, aferin sana bak. Süper olacak, süper olacak. Onur Beyciğim ben sizi burada bekleyeyim mi? Bekle Samet. İşimiz varsa ben seni ararım. Tamamdır. Onur Bey, Lale Hanım değil mi bu giden? Bak bir de kapıyı falan açıyor ya. Samet arabayı takip et. Filmlerdeki gibi yani. Hay hay. O zaman ben görev gözlüğümü takayım. Acele et, gidiyor, acele et. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok bekletmedin değil mi? Yo yo, ben de zaten yeni geldim sayılır. Ya evime yakın diye burayı seçtim. Beğendin mi? Beğendim. Çok güzel bir mekan. Sevindim. Bu arada hediyeler için teşekkür ederim ama ben bunları sana geri vermek istiyorum. Neden? Büyük mü geldi? Ya çocukları söyleyeyim hemen değiştirsinler. Yok yok, hepsi bedenime tam oldu. Reklamda giydiğim kıyafetler zaten. Çalıştığın marka diye giymek zorunda değilsin. Öyle bir zorunluluğu yok biliyorsun. Hayır hayır, çok beğendim. Bayıldım hatta. Peki ama o zaman neden geri veriyorsun? Ya Koray, yanlış anlama. Ama ben kabul edemem bunları. Çok pahalı bir hediye. Sen ciddi misin? Evet, neden şaşırdım ki? Yani açıkçası ben böyle bir tepki vereceğini düşünmemiştim. Neyse, sorun yok. O zaman en azından sana bir kahve ısmarlayayım. Olur. Seni kırmadım değil mi? Ben biraz şaşırdım tabii. Nergis. Bence... sen çok başkasın. Biraz daha yaklaşsana, kaçıracağız arabayı. Şimdi Onur Beyciğim, o dediğiniz düğün konvoylarında olur. Böyle dip dibe. Bu tarz takiplerde araya bir araba alırsınız ki fark edilmeyesiniz. Anlatabildim mi? Araba nerede Samet? Araba? Demin oradaydı. Şimdi biz araya bir araba alınca o şey oldu galiba. Kaybettik arabayı Samet, kaybettik. Kaybetmedik, ben bulurum onu. Plakasını aldım zaten. Orada, buldum, orada. Hayır, nerede? Orada, bakın orada. Hah, tamam. Samet dikkatli ol, kaçırma, bu sefer kaçırma. O iş bende Onur Bey, hiçbir yere kaçamaz. Hadi bakalım Samet, hadi.
yaklaş Samet. Ama Onur Bey. Samet yaklaş sen ya, kaçıracağız arabayı yine. Dedim yap. Ya, yaklaşayım tamam. Ya biz ona aslında sukulent diyoruz. Böyle kaktüsleri, yani minik minik kaktüsleri fanusun içine koyuyoruz ya da bir kutunun içine. Böyle küçük kaktüs köyü gibi oluyor. Ben tabii renklendirmek için biraz renkli taşlar da koyuyorum içine. Güzel görünüyor. Ne güzel şey. Çiçeklerle uğraşmak. Evet öyle. Benim de evimde ufak bir balkon var. Baharda çiçek falan yetiştirmek istiyorum ama olmuyor. Kuruyor hep. Ne iş var bunun da ya? Efendim? Ay yok, ben size söylemedim. Sizi dinliyorum ben. İstiyorum ki kızım da içinde doğa sevgisiyle büyüsün. Yedek çiçekleri sulama görevi onun. Yani ikimizin. Beraber yapıyoruz. Ne güzel. Samet yaklaş. Ama Onur Bey fark edebiliriz. Samet camlar filmde fark edilmeyiz. Devam et. Tamam. Biraz camı açalım mı ya? Bir sıcak oldu. Tabii. Eski eşimiz çiçek sevmezdi. Etrafı yaprak toprak oluyorlar. Uğraşamam derdi. Gerildim burada yemin ediyorum gerildim ya. Onur Bey sakin oluyoruz. Ay ilahi. Niye gülüyorsun acaba bu kadar ya? Bu kadar komik olan ne acaba yani ha? Bu kadar komik olan ne var ya? Anlatın beraber gülelim. Anlat. Onur Bey kadınlar çok çabuk unutuyor. Nergis'im de beni böyle unuttu. Bir peçete gibi attı kenara. Unutuldum ben de ya. Yani. Ay ay. Dalyan'ın? Topraktan ne olacak ya? Zaten elektrik süpürgesiyle alınır o. Bir şey değil ki yani. Tabii de arkasına geç. Arkasına geç, hiç bozmuyoruz. Aynı tempoda devam. Tampon tampon. İşte nefes kadar yakın ol işte Samet. Olayım. Ya nerede kaldı bu emlakçı ya? Hadi be kardeşim ama hadi be ya. Grubu force edip 1200 metre sert geri geçiriyor. 8 numara 1 boy 1 boy park liderliğini kuruyor. İkincilik 3 numara onun biraz boyu kadar gerisinde. 6 numara onun yarım at boyu kadar dışında. 5 numaranın öne doğru sarkarak son sekiz metre sertli geçiriyor. Yürü be oğlum be! Bir boy park liderliğini yürü be! Numara korurken, İşe böyle devam et! Yürü be oğlum be! Sağrısında 6 hani numara onun dışında 5 numara ve bu grubun 3 at boyu gerisinde 1 numaranın öne doğru gelme gayretlerini görüyorum. Yürü be oğlum be! Hadi be oğlum be! Yürü be oğlum be! Allah'ım sen beni mi sunuyorsun? Lan bu değil. Yapalım bence bu kuponu ha. Hadi git lan tipsiz. Lan oğlum para parayı çeker lan. Hadi hadi hadi. Yok bir şey çektiği yok. Tünele girdik hadi hadi çekme bir şey çekme hadi. Aferin kurtuluş sen uyma onlara. Yok ya ben şey yapmıyorum zaten yani. Çoluğun çocuğun rızkını verme sakın. Bana bak lan çok sağlam kupon diyorum oğlum. Aptal olma aptal olma hadi lan hadi. Harbi mi diyorsun ya? Harbi diyorum, harbi diyorum. Defol, hain. Hey, yine atları fısıldayan kurtuluş. Hadi lan, yapalım bir kupon. Kurtuluş, otur. 3 numara saldırıyor, 5 dinliyor. İçeride 3, orta kumbarın altı saldırıyor. Yürü oğlum be, geliyorum, geliyorum, geldi be, geldi be. Kurtuluş abi. Hay abine bir sana. Bir numara dördüncü. Ne yapıyorsun abisi? İyi abi, sen ne yapıyorsun? Sen buralara uğrar mıydın ya? Yok öyle hani at yarışı şey ne değil öyle işte ara sıra geliyoruz yani. Senin için alemlerden çekildi tövbekar oldu diyorlar hayırdır? Bıraktım o işler artık yani at yarışı falan yok yani. Ya hep kiralayacağım da emlakçıyı bekliyorum yani öyle kapora bırakacağım o yüzden. Ha yüklüsün yani. Var öyle az bir şey var işte. He abi kirayı ne yapacaksın? Gel seninle şöyle bomba bir kupon yapalım ev sahibi yapalım seni. Çok iyi bir tüyo aldım. Ganyan ayağına garanti. Harbi mi diyorsun lan? Harbiden. Bak sonra başını taşlara vurursun.
hafta. Artık adam olup çağıma atlarsın. Yoksa geçmişimin en ücra köşelerinde bir bilet bulup orada mı kalırsın? Onu bilemeyeceğim. Acaba buraya Onur Bey? Ne bileyim, Emir oyuncak mı alacak şimdi bunlar? Yok artık, daha neler. Hele bir denesinler. Hele o adamın aldığı oyuncağı Emir'e bir versin. O hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Hayri Bey, nasılsınız? Sağ olun hocam, sizi sormalı. Ben deyim, sağ olun. Buyurun otur hocam, bir çay ısmarlayayım size. Sağ olun Hayri Bey, biz hiç oturmayalım. Kendisi bağışlayacağınız oyuncakları alıp gidelim. Uğrayacağımız başka yerler de var çünkü. Bu arada size çok teşekkür ederiz. Sayenizde kermesimiz renklenecek. Ne demek hocam? Bir faydamız olduysa ne mutlu bize. Peki hocam, geçelim depoya malzemeleri hazırlayalım beraber. Tabii. Ben de geleyim mi? Yok hocam, gerekmez. Biz hocamızla hallederiz. Tamam, ben buralardayım. Ne yapıyorlar bunlar içeride ya? Galiba Emine oyuncak seçiyorlar Onur Bey. Ne oyuncağıymış bu bakalım, hala seçemediler. Onur Bey! Hayda, yine başlıyoruz. Aa, Onur ne işin var senin burada? Aa, Lale. Ben Emine oyuncak almaya geldim. Asıl senin ne işin var burada? Yani biz de Uğur Bey'le çocuklarımıza oyuncak bakıyorduk. Öyle mi? Ben de Emir'e sabretmeyi öğretecek bir oyun arıyorum. İleride büyüdüğünde öyle fevri kararlar vermişsin. Aa. Bak. Ben senin için çok güzel bir oyuncak buldum. Para kasada toplanıyor. Dönüyor, dönüyor, duruyor. Tam sana göre oyun. Yani öyle bir oyun olsun ki dinlemeyi, hoşgörülü olmayı öğrensin benim oğlum. Samet. Tanındım. Aa, Lale Hanım. Ne işin var burada senin? Ben şey, yeğenlerime oyuncak bakıyordum da. Onur Bey. Samet. Dünya küçük işte. Lale Hanım, gidebiliriz. Peki koliler? Hayri Bey depodan arabaya taşıtırdı bile. Trafiğe kalmayalım. İyi madem. Beyefendi, umarım aradığınız oyuncağı bulursunuz. Beyefendi, size de iyi alışverişler. Ben de mi beyefendi? Hı hı. Kırdım. Nasıl kırdın birader bunu? Düşürdüm, kırdım, sonra konuşuruz. Hayır hocam, nereye gidiyorsun? Gel şuraya. Ya çok hayırlı bir iş için gidiyorum, geleceğim. Hayır gidemezsin, parasını öyle öyle git. Ya abicim, derdim de öderim ben onu. Hayır, ya. Hayır gidemezsin dostum. Geliyorum. Olur lan! Hayda. Kaldık mı elimizde böyle özür keykeri gibi burada ya? Lale Hanım'a da bak, sen hiç beklemezdim ha. Nedir bu yenilmez ailesinin kızlarından çektiğimiz? Gerçi sen Lale'yi bırak Sametciğim. Nergiz'i ne yapacağız? Sen onu düşün. Bu arada reklam filminin hazırlıkları nasıl gidiyor? Her şey yolunda. Reklam zaten montajda ama biraz müzik için bekliyoruz. Büyük ses getirecek. Ya ne zaman yayınlanır peki? Ya bugün yarın başlar herhalde kampanya değil mi? Yani muhtemelen bir iki haftayı bulacak Nergiz. Bu arada senin ve ailenin heyecanını anlıyorum. Özellikle de annem. Tabii tabii. Çok heyecanlanıyoruz hepimiz, çok. Merak etme. Zaten reklam yayına girmeden ben sana önceden haber vermiş olacağım. Evet, lütfen bana haber ver. Yani benim acelem yok ama ne zaman başlayacağını bileyim yeter. Merak etme, her şey çok güzel olacak.
erkek arkadaşım mı? Eski. Evet. Yani bir rahatsızlık varsa ben halledebilirim biliyorsun. Yok yok hayır. Yani rahatsız etmek değil de kabullenmek istemiyor diyelim. Açma bakalım Nergis. Açma. Ama konuşacağız seninle. Konuşacağız ve her şeyi halledeceğiz. Açma sen. Emir'im anne geldi. Oğlumun pire. Anneciğim Uğur Bey, okuldan öğretmen arkadaşım Kermes için beraber eşya topluyoruz. Memnun oldum. Merhaba. Merhaba. Geçin buyurun. Aşkım ben seni böyle çok özlüyorum ama. Kokunu özlüyorum ben seni. Ben bu şekilde artık işe gidemeyeceğim. Belli bir süre sonra alışıyorsunuz. Ay ben sizin burada olduğunuzu unuttum. Emir bak, Uğur amca. Merhaba Emir. Ne haber yakışıklı? Uğur Bey, çayım hazırda var. Kahve falan da isterseniz yaparım. Hiç zahmet etmeyin. Ben eşyaları alıp gideyim. Anneciğim, eşyalar nerede? Yukarıda yavrum. Ama o yeter mi bilemiyorum. Acaba yanına bir kek falan, pasta falan bir şeyler hazırlasam mı? Bence yeterlidir. Hiç zahmet etmeyin. Anne, ben o zaman eşyaları getireyim. Sen Emir'i al. Ver bakalım. Bak anneye damlar bebeğim. Annem çok özledim. Ay ay bak. Bak anneye. Bak anneye bak. Aşkım. Bak anneye bak. Aşkım. O ne ya senin suratındaki? Oy. Hiç vaktim yok canım. Hadi lütfen Filiz, sonra konuşalım Filiz. Filiz değil. Filiz bu bir. İkincisi ne? Ben bu koskoca gördüğün holdingin patronunun müdürünün karısı oluyorum yani burada. Bu da iki. Koskoca olduğu belli maşallah. Dombilik cumhuriyeti gibi. Ha? Bana bak lay lay loy. Sana şu Stuttgart diye bir geçiririm vallahi, ne olduğunu şaşırırsın yani. Bana bak kızım, seninki gibi böyle miras değil bizimki. Alın teri, burada benim baby göllerim var, ona göre akıllı olacaksın. Hakkında zaten böyle şikayetler duyuyorum yani. Tipe bak ya. GD oğlu Merlin Morro. Was? Hı? Ne diyorsun ya? İkula Berit kim tanıyor ya? Ne? Sen benim ne dediğimi çok iyi anladın. Sen buraya ahtapotluk yapmaya mı geldin Almanyalardan? Parana mı güveniyorsun ya sen? Parana mı güveniyorsun sen? Sen parana mı güveniyorsun yani? Seni var ya avroya çeviririm. Mahmut Paşalar'da avro avro harcarım seni ben. Hey hey hey. Nasıl sözler bunlar? Biricim ne yapıyorsun? Çift pasaportlu insan var senin karşında. Lütfen biraz daha seviyeli. Kusura bakmayın Layla Hanımcığım. Kain problem tamam. Hayatım bir tane. Neyi paylaşamadın kardeşle? Kardeş kardeş oynasanız ya. Hı? Ya tamam önemli değil. Herhalde kendisi birazcık stresli mi artık? Depresyon falan galip. Ha, depreşeyim ben. Öyle bir depreşim ki yani. Öyle nasıl depi verdiğimi sen fark edemezsin yani. Benim gözüm senin üstünde kızım. Görüşürüz. Allah Allah. Çekici miyim kız ben yoksa? Ne diyorsun Erol sen ya? Ha? Yok kızım ne alaka? Ne? Kavganın içinden çekip çıkardım ya yine seni. Onu kastettim ama maksadını aştı. Ne kavgası ya? Kavga falan yok. Kavga olsa çünkü o ortada olamazdı yani. Sadece küçük bir laf atışması. Eyvallah. Abimsin. Buyurun odamıza geçelim. Lütfen önden buyurun. Buyurun. Çok teşekkür ederim Leyla Hanım. Hem fikir verdiniz hem de canla başla çalıştınız. Rica ederim. İnşallah işe yarar. O zaman görüşmek üzere. İyi günler. Görüşürüz.
Lale. Ne işin var Onur senin burada? Asıl o adamın ne işi var burada? Ya sen beni ne hakla takip edersin? Lale, çünkü sen hala benim karımsın, tamam mı? Asıl sen ne hakla o adamı eve getirirsin ya? Bir de adamı geçiriyorsun burada. Onur, okul için kermes düzenliyoruz. Açık arttırma yapacağız. E'si spor salonu, böyle spor malzemelerini iyileştirmek adına bu da. Ya müdür de bizim hikayemiz babuca soktu. Uğur Bey'le malzeme arıyoruz, eşya arıyoruz satılacak. Bir öğrencimizin babası da oyuncakçıymış. Dükkanına gittik, malzeme aldık. Şimdi eve geldik, annem bir şeyler ayarlıyor. Anladın mı? Ayrıca en azından ben senin gibi yapmıyorum Onur. O ne demek şimdi? Alman Dilberleri'yle yemeğe çıkmadan önce iyi düşün demek. Lale! Ya tamam. Hadi be Nergis, hadi yanılt beni, hadi tahmin ettiğim gibi olmasın hiçbir şey, ne olur. Nergis. Biraz konuşabilir miyiz? Ne konuşacağız Samet? Sence konuşacak hiçbir şeyimiz yok mu? Tamam söyle dinliyorum. Yani bütün bu olanlar, ajans, reklam filmleri, Koray züppesi. Neler oluyor Nergis? Bak Samet, gerçekten çok güzel şeyler yaşadık ama hepsi benim için geride kaldı. Seni üzmek istemiyorum ama sana eskisi gibi hissetmiyorum ben. Ne oldu benim eski Nergis'im? Sen hangi ara bu kadar değiştin Nergis? Samet değişmedim ben. Yani kendimi kandırdım belki de bilmiyorum. Biz birbirimize göre değiliz. Bak artık benim çok güzel bir işim var ve buna odaklanmak istiyorum. Umarım sen de beni anlarsın ve dost kalırız. Anlamayacağım. Sen ne söylersen söyle anlamayacağım ben seni. Aşk geçmez ki Nergis. Bak, bak burada. Temel çivisi gibi çakılmış. Bak burada kalbimde duruyor. Buyur. Eski Nergis'im çok severdi. Görürsen ona verir misin? Çünkü ben artık onu bulamıyorum. Beni kaybetti. Aracım hoş geldin. Hoş bulduk. Bu, iyi misin? Ne oldu? Şişt, ne o elindeki? Ha bu şey ya. Ablam mesaj atmış da bana. Kermes falan var ya onun için aldım işte. Aa, iyi bak iyi aferin iyi düşünmüşsün. Bana bak nasıl geçti Koray Bey'le? Görüştük güzel geçti. Ha iyi ne zaman reklam yayınlanacakmış bir şey dedin mi? Yok yok hemen yayınlanmıyormuş daha zamanı varmış. Ha iyi haber versin de öyle anneme alıştıra söyleyelim ha. Abla zaten o konuyu ne yapacağız bilmiyorum. Ay sus al benden de o kadar valla. Ablacığım Kurtuluş nerede haberin var mı? Ha eniştem şeyde Mezat'ta o. Mezat'a gidecekti. Ha Mezat'a gitti Mezat oldu çiçek oldu bir türlü gelemedi zaten. Bana bak arıyorum telefonlarıma da bakmıyor ya. Ay, yine. Yine bir hatlar karıştırıyor ama ne karıştırıyor vallahi bak bilmiyorum ha. Ay hayır abla ya eniştem çok seviyor seni üzmez merak etme. Aa, hayırdır? Reklam falan mı verdi sana bu? Öyle git gel git gel falan reklam işlerini de öğrendi. İyi iyi. Eniştem çok değişti abla görüyorsun sen de. Ay evet be vallahi değişti ha. Maşallah tahtaları vur nazar değilmiş. Canım kaçan benim.
sakalımı alırım ama. Ayıp ediyorsun abi, şu o bende. Ayıp ediyorsun, ayıp ediyorsun. Yemin ediyorum yapıştırdık. Hop 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 hop. Hop hop hop. Hop, aman diyeyim beyler. Ofsayta düşüyoruz, baldız arıyor ama sessiz sessiz. Efendim baldız. Ya enişte sen neredesin ya? Ablam aramış, açmamışsın. Şeydi ki ya, tam böyle emlakçı bana evi gösteriyordu da o açıdan şey oldu. Bakma şimdi bir de emlakçıya giderken biraz koştura koştura gittim ya. Nefes nefese şey yaptı beni o. Baldız, sen şimdi ablanı biraz idare et, olur mu? Tamam tamam, ne yaptın ev işini? Gelmiyor musun sen daha? Şey yapıyorum ben. Ya böyle işte seçenekleri böyle ne bileyim bir ikiye üçe falan düşürdüm de karar vermeye çalışıyorum Baldız. Şey diyorum bir de hani böyle deniz manzaralı olsun diye uğraşıyorum yani, biliyor musun Baldız? Oldu o zaman, siz hadi eve geçin, ben de sonra geliyorum, tamam mı? Artık kısmetse yarından sonra da bizim evde buluşuruz ha? Tamam enişte, tamam. Hadi ablam geliyor, kapatıyorum ben, bay bay. Yemin ediyorum yapıştırdık, Allah! Nayla abi, artık bizim cenazeyi kaldırırız ha? Nergis. Ablacığım bak, neredeyse dükkanı kapayacağız. Saat kaç oldu, hala gelmedi. Ortalıklarda yok bu adam. Yani bu saatten sonra getireceği çiçeklerin ne halini göreceksek. Abla, biz eve gidelim, eniştem gelir. Ha, gelir gelir. Mezattan getirdiği çiçekleri de eve alırız artık, koyarız yani. Cık, ablacığım deli deli konuşma. Bana bak, içime bir şeyler doğuyor ama bir şeyler karıştırıyor ama hayır olsun ha. Ya sen niye eniştemin günahını alıyorsun? Ha, iyi maşallah, sen de sabahtan beri enişine toz kondurmuyorsun. Kondurmam toz tabii ben. Abla. Ne? Ay vallahi bak, söylemeyecektim ama dayanamayacağım, söyleyeceğim. Nergis, ablacığım ne oldu? Kurtuluş yine bir şeyler yaptı değil mi? Hayır hayır. Ha yaptı. Dökül, anlat, ne dedi, ne oldu? Bak benden duyduğunu söylemeyeceksin, tamam mı? Sürpriz hazırlıyor eniştem sana. Enişten sürpriz mi hazırlıyor? Eniştem size ev tutacak. Ev mi tutuyor? Yalan. Vallahi. Yemin et. Yemin ederim. Ölümü gör. Ay vallahi abla ya. Ay Kurtuluş şimdi bize ev mi tutuyor? Evet. Ay Nergis, çok sevindim ablacığım. Ay, ay canım kocam gibi. Bak gördün mü? Ay bir şeyler hissediyordum zaten. İyi iyi. Verdik yalan komisyonunu, çorbacı ne istiyorsun da? Abi ne alakası var ya? Paranı yüze katlamak ister misin? Lan müdür oğlum, önce bir beygirler bir dinlensin, bir terleri soğusun ya. Bu sefer at yarışı falan değil abi. Futbol maçına çok sağlam kuponum var. Şimdi Brezilya ile Kolombiya liginden karışık maçlar yaptık. Brezilya'da bir arkadaşımın dayısı yaşıyor. Tüyo sağlam yerden. Var mısın abicim? Lan! Onur'a öldürücü darbeyi vuracak hamleyi buldum. Anacığım, öldürücü derken bizim elimizin ayarı olmayabilir. Çok da ileri gitmeyelim. Oğluşum öyle bir şey değil. Bak şimdi çok iyi dinle beni. Onur'la Lale ayrıldılar, tamam bunu anladık ama yani bu işi bizim bir resmileştirmemiz gerekmiyor mu artık, değil mi? Evet, resmileştirmemiz gerekiyor. Kabuslarıma giriyor yemin ederim. Onları mutlu mesut görmek istemiyorum. Çoluğuyla çocuğuyla tiksinç yemin ediyorum. Onlar ayrılmadığı sürece resmen bize huzur yok. Ayrıca Layla'nın bakışlarını görmedin mi? Görmem mi? İçime düşecekti. Gözüyle soydu beni. Auramdan mı etkilendi acaba? Karizmam yerle yeksan etti. Belli etmiyor ama. Ama bunlara da aldanacak değilim. Çünkü o triplex evliliğimden de çok memnunum açıkçası. Onu da yıkacak kadar şuursuz değilim. Korkma anacığım. Oğlum deli deli konuşma. Layla kancayı sana değil Onur'a taktı, görmüyor musun? Öyle öyle, nesine taktı Onur'un? Benim neyim eksikmiş Onur'dan da gitti Onur'a taktı kancayı. Ay oğlum, nesine taktıysa taktı, boşver nesine taktı, Allah Allah. Biz ne yapacağız? Şimdi bizim yapmamız gereken ne, onu söyle bana. Onu tam bilemiyorum, merak içindeyim. Söyleyeyim mi? Hazır mısın? Her zaman. Onur'a kumpas kuruyoruz. Onur ve Layla'nın aynı otel odasında basılmalarını sağlıyoruz. Basını arıyoruz, basını çağırıyoruz, basın da geliyor. Şakkadanak, 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 şakkadanak fotoğraflarını çekiyorlar. Lale de Onur'u şak diye boşuyor.
Ben hallediyorum. Sen keyfine bak. Wow, nasıl yanmış ya? Baklavalar. Nasıl yani? Ya baklava bari yersen. Ben halletsem. Pardon, Onur Bey. Pardon. Canım. Durun, çekmeyin bir saniye. Peki eşinizin kendisini otel odalarında aldattığınızdan haberi var mı? Kimseyi aldatmadım. Şu an yaptığınız çok büyük bir saygısızlık var ortada. Siz ne hakla benim odama giriyorsunuz ya? Çıkar mısınız? Sevgilim. Ya çok geriyorsunuz bu arada farkındaysanız. Gerildiği için konuşmak istemiyor. Sonra konuşalım. Sevgilim de rica ederim ama gerçekten hanımefendi. Onur Bey, Lale Hanım'dan ayrılıyor musunuz? Lale Hanım'ın bundan haberi var mı? Ya rica ediyorum. Ben kimseden ayrılmıyorum. Bak kameraları görüyorum. Kapatır mısın? Kamerayı kapat. Hayal etmesi bile güzel. Vallahi hayal etmesi bile muhteşem biliyor musun? Aman oğlum tamam bırakalım bu hayalleri. Allah toplantıya geç kalıyoruz. Hadi yürü bakayım hadi. Nasıl? Sen de mi geliyorsun? Herhalde ben de geliyorum. Böyle önemli bir entrikada seni yalnız başına bırakacak halim yok herhalde değil mi? Hadi. Yemin ediyorum tam bir businesswoman'sınız sultanım. Görev ne gerektiriyorsa o oluruz Erol'cum. Helal olsun be. Helal olsun. Hadi yavrum. Mission Impossible'ın tesenesi. Helal olsun. Evet, yine bu proje özelinde de şirket politikamızdan asla ödün vermedik. Belki dikey kentleşmeye yeni bir halka ekliyor olabiliriz. Ama bizim en büyük farkımız bu binalar sıfır karbon salınımını hedefleyen çevre dostu akıllı binalar. Allah Allah, ne kadar da lider vasıflı bir çocuk değil mi? Ne kadar da parlak bir çocuk. Sadece vücudu değil, beyni de kas. Ay çok hoş, ah çok hoş. Çok sıkıcı bir şey söyleyeyim Onur, çok sıkıcı sürekli iş. Ah Onur'um, İkisi de elimde büyüdüler biliyor musun? İkisini de çok severim, hiç ayırmam oğlumdan, bilir bak yüzü burada. Fakat şimdi yani aile hayatında bu Onur o kadar mutsuz oldu ki. Ne yapar bir erkek? Ne yapar mutsuz olunca ailede gider mutluluğu işte arar değil mi? İkisinin de başarılarıyla yıllardır gurur duyuyorum. Aynı yani bu da. Ben sana söylemiş miydim bunları daha önce? Ya 50 kere falan söyledin. Öyle ama öyle. Annem çok talihsiz bir evlilik yaptı. Yani şu anda evliliği tamamen bir formaliteden ibaret. Yani daha gerçek. Gerçek tabii ki. Evliliği tamamen kağıt üzerinde böyle bir şey yani onun evliliği. Canım o yüzden böyle iş. Ne yapsın? Ay ben sana bir şey soracağım kızım. Bu toplantı birazdan üst katta senin suitinde devam edecek değil mi? Ay ya evet tabii plan bu yani. Buradaki şey bittikten sonra biraz relax, sohbet güzel olacak. Ya. Her şey hazır. Adamları aradım. Ay bizim toplantımız yalnız yarın ertelendi dedim. İnşallah foyamız meydana çıkmaz anacık. Foya ve biz. Saçmalama Erol. Yavrum sesimi değiştirdim. Sekreterim, mekreterim bir şeyler uydurdum işte. Ayrıca resepsiyondan odanın yedek kartını da aldım çantamda. Yemin ediyorum Mission Impossible'ın tezenesi. O dükkanın başında benim yerime senin olman lazım anacık. Ben varım zaten yavrum. Şirketin gölge CEO'su benim. Çok şükür. Yalnız lütfen artık sen de üzerine düşeni yap. Gir şu odaya 2 dakikacık Onur'a görünmemen. Kaç, hemen kaç odadan. Onur ve Layla yalnız kalsınlar. Annen için kafi. Çünkü anneciğin her şeyi düşündü. Helal olsun, geliyor. Kuş kafese girdim. Gördüm. Hadi yavrum sıra sende. Göster kendini bütün dünyaya. Dünya çok büyük. Hadi yavrum gözüm kara çıkartma. İnşallah. Nereye? Yatırımcılar içeride. Nereye gidiyorsun artık? Hadi. Telefonum aşağıda kalmış. Onu alıp geleceğim kuzen. Toplantı odasında. Tamam aldırırız telefonu. Tamam alıp geliyorum. Bekle 2 dakika. Onurcuğum aldırırız. Gitme. Allah Allah. Bekle o yana geliyorum. Hadi. Tamam, gel çabuk al gel. Tamam. Hadi çabuk al gel. Hiç anlamadım. Gel kurutalım bunu adamlar gelmeden. Ay Erol çok özür dilerim. Dum kompten ya. Estağfurullah. Hayır olur mu öyle şey? Yo tamam ceketi bırakın. Hayır lütfen. Yerim. Bacım ne yapıyorsun? Kuru. Vallahi son düğmeyi de açtınız helal olsun. Tamam. Sen de tamam, çok alayım ben onu.
Arkadaşlar özel hayat lütfen ama. Eşinizin kendi sokundan onurla aldatmanızın haberi var mı? Hayır, aldatma falan yok lütfen. Yanlış anlaşılma olmasın, öyle denilmesin. Elo Bey, eşinizle mutlu değil misiniz? Vallahi mutluyuz, güzel bir evlilik. Ne anlatıyorum ben acaba? Niye cevap veriyorum? Ben hanımefendiyi tanımıyorum bile. Ya ne yapıyorsun? Ben bunları zaten hiç tanımıyorum. Buraya gelir misin? Çok özür dilerim, sizi de zor durumda bıraktım şu anda panik haliyle. Şimdi ben hemen izah edeyim. Değerli basın mensupları, kusura bakmayın biraz da dağını. Değerli basın mensupları. Alev abi. Ne düşünüyorsun ya? Ay ne düşüneceğim kız? Herhalde böyle yeni tuttuğumuz evi nasıl dayayacağım, nasıl taşıyacağım onu düşünüyorum yani. Böyle perdeleri nasıl yaparım, Gülşah'ın odasını nasıl kurarım? Ne düşüneceğim başka? Artık bize de bir oda ayarlarsın değil mi? Düşüneyim. Ay herhalde tabii ki. Siz şöyle bir taşının da şöyle güzel bir kutlama partisi verelim değil mi? Ay herhalde verelim böyle hem de 40 gün, 40 gece yani. Vur patlasın böyle çal oynasın. Oo. Değil. Sesimi bir tık bence düşünmem lazım. Şimdi böyle annem duyarsa böyle evde bir maşallah gidiyor diye bayram havası falan oluşmasın yani. Üzülmesin kadar şimdi. Ya insanın böyle evine geri dönmesi çok garip ya. Sanki ne bileyim hiç orada yaşamamış gibi oluyor. Çok enteresan. Ablacığım Allah aşkına ne olur bak. Bak yine ev tutacağım böyle duygusala bağlamasak yani ha. Yani ben şu anda böyle perdeleri ne renk yapacağım, duvarları neye boyayacağım, Gülşah'ın odasını nasıl hazırlayacağım falan diye düşünüyorum yani. Ay! Bana bak, bana bak. Vallahi hiç sürpriz yapmasını falan beklemeyeceğim. Hadi söyle, nerede tuttun evi? Ne kadar tuttun? Çok pahalı falan bir şey değildir değil mi ha? Yani böyle iki oda bir salon da olur. Kızlar da gelir kalır değil mi ha? Bana bak, böyle kutu gibi olsun. Çok yeter bana ya. Ha tuttun mu? Nerede tuttun? Nasıl tuttun? Yavrum şey. Yok. Dur sakın. Yavrum. Kurtul sakın. Yavrum bana bir 24 saat ver ben hemen hallederim onu yani. Enişte. Yapmadın değil mi? Kötü bir şey yapmadın. Bak o kadar konuştuk söz verdin bana. Yapmadın değil mi bir şey? Yok yavrum. Yap. Yaptın. Yaptın değil mi? Yaptın tabii kurtuluş. Söyle bu sefer nasıl bir kupon yakaladın ha? İyi miydi bari? Sağ ol ya. Ne dedim biliyor musun? Böyle bütün gün düşününce dedim ki... Yok ya. Yok bu sefer yanıltır beni falan dedim. Ama yok. Yine yanıltmadın. Hayır dedim ki... Bu sefer... Bize kıysa... Kızına kıyamaz dedim. Benim ben size kıyar mıyım be? Kıydın. Sen bize kıydın. Benim bakma öyle be. Tamam vur kır. Bağır çağır. Öyle bakma benim. Yemin ediyorum halledeceğim. Her şey. Benim. Abla. Lalem bak. Bir dinleyin ama baldız. Ya yapmayın be. Ben ama... Lütfen. Lütfen ne oldu yavrum? Yok anneciğim bir şeyim yok. Lütfen ne oldu? Söyle yavrum bana Allah aşkına. Yok anneciğim ha? Bir şeyim yok. Ay ne oldu Türk filmlerindeki gibi. Ay ağlamıyorum gözüme toz kaçtı mı yapacaksın bana? Her türlü ağlamanızı biliyorum. Her türlü. Doğarken ağladınız. Füyürken gazınız oldu ağladınız. Ayaklandınız. Düştünüz ağladınız, sonra aşık oldunuz ağladınız, sonra ben sizi onlarla buluşmaya yollamadım ağladınız. Bunu da biliyorum.
Bu işte hayal kırıklığı, ağlaması bu. İçine içine böyle atmaya çalışıyorsun, hiç vermemeye çalışıyorsun, hiç çıkarmamaya çalışıyorsun ama hep ağlıyorsun. Söyle kim kalbini kırdı senin? Gerçi seni kıranı da biliyorum. Sen hadi sakinim, bir ne olduğunu bir söyle bana. Ne oldu ya? Anlat. Anne şimdi... Evet, dinliyorum. Sakinim. Hı. Ben bu... Ev kirası için aldığım şeyi böyle... Hani iyi bitiyor diye... Oynayayım dediydim ama yani... Tabii sen dur. Sen dur. Devamını o kadar iyi biliyorum ki. Nerede para? Kimin parasıydı bu? Anne öyle kenarda köşede birikmişimiz vardı. Lale ablam da üzerine biraz koydu. Yani anne öyle oldu ama yani ben atıyor diye iyi yani. Şimdi sizin bu anlayışı... Ne anlayışı be? Ne anlayışı? Hemen defolup gidiyorsun bu evden. Hemen sen planı pırtanı toparlayıp gidiyorsun evden. Hayır, hiçbir şeyi toparlamıyorsun. Hemen hadi yürü. Nereye gideyim anne yani? Ha gel sana bir tüyo vereyim. Gel 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 gel. Cehenneme! Yürü! Yürü! Onur Bey, bugün oyuncakçıda olanlar için kusura bakmayın tekrar. Sorun yok Samet. Ben bugün sizden sonra Nergis'le konuşmak için Çiçekçi'ye gittim. Gitmez olaydım. Nergis'i öyle görmez olaydım. Nergis'imden o lafları duymaz olaydım. Kim acaba? Belki Lale Hanım gelmiştir. Yaptıklarından pişmandır. Özür dileyecektir. Belki Nergis de gelmiştir onunla birlikte. O da pişmandır. Kim bilir? E bunları anlamak için kapıyı açmak gerekiyor değil mi Samet? Doğru söylüyorsunuz Onur Bey. Samet. Heh. Kapı. Kapı demesek açmıyor ya, kalkmıyor yerinden. İlla kapı diyeceğiz. Onur Bey. Bacanak. Bacanak. Bana bir oda ver. Benim de bir evim olsun ha. Ama istediğim zaman böyle girip çıkabileceğim bir ev. En azından birkaç günlüğüne bacanak ha. Ben de böyle açamadım kollarımı. Gitme Nergis diyemedim kurtulacağım. Beyler. Bu gece burada kalabilirsiniz. Ama ne olur fazla bunaltmayın beni. Zaten benim derdim bana yeter. Yok. Şu orada oturun ben. Gel gel. Ne yürek yakanmış meğerse. Ay Layla bu muymuş? Bir de Onur eniştemden şüphelenmiştik. Ay, bakar mı bu kıza be? Bakar mı bakar valla. Ha. Ay evet doğru diyorsun ablacığım. Bakar mı bakar valla, erkek milleti değil mi yani? Ay hem de ay, bir kadına iki kuzen mi yani? Ay yapacak bir şey. Tabii kadın zengin, neden bakmasınlar? İnsanlar para için neler yapıyorlar. Onlara güvenen, onları seven kadınları böyle bozuk para gibi harcıyorlar ya. Filiz'e yazık ya.
Hamile bir de Filiz ya. Yaşayacağı şeyler mi bunlar? Hiç salonda hayal ettiğiniz gibi çıkmadı Layla. Teşekkür ederim kızım. Allah'ım ne ara ama ya Rabbim, daha mürekkebi kurumamış kastenin, kadının elinde bayrak gibi yaldır yaldır. Oy ben nidem, nasıl edem, başım alıp nereye gidem? Erol? Vallahi yalan, iftira, kesinlikle katiyen, tövbe. Ne oluyor oğlum? Babaanneciğim gerçekten alamanın oyununa geldim, izah edebilirim. Kumpas, gerçekten bir kumpasla karşı karşıyayız şu anda. Montaj, kurgu hepsi gerçekten sabotaj bayramıymış, bana denk geldi. Ne bu alaman? Vallahi günahımı aldılar, üzerime su sıktılar, sırılsıklam kala kaldım. Alamancı kız da geldi, sağ olsun kızcağız orada bana yardımcı olurken Özgür Basın, Özgür de olduğu için içeri girdi tabii, durum da diyemedik. Ondan sonra şakkadanak fotoğraflar, baskı baskı çıkmış, kala kaldık. Evladım bu hain ne? Almanya ahın diyorum, almayın ahını. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste diyorum babaanneciğim. Altımdan çekmeyin sandalyemi, tahtımı almayın, en azından bir tabure bırakın. Onur'un odası bende kalsın, odamda kalayım en azından. Erol. Pijamanı ters giymişsin evladım, onu söylüyorum bu hal ne diye. İşlerin ters gidecek. Ha. Evet. Tepe sersem oldum yemin ediyorum. Yarışınca az akıl yok bende valla. Gazeteyi alayım da sırtıma koyayım. Tere battım yeminle. Baba adayıyım sonuçta. Yavrum ne yapıyorsun? O gazete yeni gazete. Ben de yeni baba adayıyım babaannecik. Hadi bakalım ismi hoş. Ben ne diyorum sen ne diyorsun? Hadi bakalım araşırız. Ne yapıyorsun ya Erol? Allah Allah, vidanjör gibi böyle geri geri sabah sabah. Günaydın tombul sosis. Günaydın. Günaydın babaanne. Günaydın kızım. O ne ya? Magazindeki mi o? Ha? Yo. Ne magazin? Herkese günaydın. Ben de gazeteleri arıyordum. Ay cam sileceğim de anneciğim yani. Ay vallahi dünyada yani gazeteden daha iyi bir şey icat edilmedi cam silmek için değil mi? Sana mı kaldı Betül bu iş? Hiç bana kalır mı anneciğim? Sabah sporu niyetine. Ben de geleyim yardım edeyim. Neticede can cana değil cam cama demişler. Değil mi? Gel çocuğum. Allah Allah. Kurtuluş abi. Ha kardeşim. Böyle işte elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalıştım. İyi yapmışsın, iyi yapmışsın. Günaydın. Günaydın Onur Bey. Günaydın Bacanak. Neler hazırlamışsınız öyle ya? Böyle işte öğrenci işi bir şeyler yapalım dedik. Bu gazete fiyatları niye? Şey işte hani böyle ekmek kırıntısı falan dökülmesin diye yaptık ama. Masa örtüsü vardı Samet. Ben onu bulamadım Onur Bey. Değiştireyim mi istiyorsanız? Yok tamam Fransız. Hadi afiyet olsun. Baba baba baba. Oğlum Erol değil mi o, bak bak. Yemin ediyorum var ya bak, Kara Mürsel sepeti zannettiğimiz herif gizli forvet çıktı değil mi? Şuna bak ya. Dün nasıl zaten kıpır kıpırdı biliyor musun? Oradan oraya koşturuyordu. Bir şeyler peşindeydi de bak kendi başında patlamış. Onur Bey bu Layla sizin yeni ortağınız değil mi? Sorma Samet ya. Ben şimdi şirket prestijini mi düşüneyim yoksa ortaklığın riske girdiğine mi üzüleyim? Ya bir şey diyeyim mi? Ben de hani... Yemin ediyorum bu Erol'a üzüleyim mi diye düşünüyorum sana. Ne üzüleceğim diyorum ya. Tipe bak şunun. Biberon gibi herif. Hah çok yaşa Kurtuluş abi, ağzımdan aldım. Ben söyleyecektim ya. Ben asıl Filiz'i düşünüyorum. Üzülmüştür kızcağız. Doğru. Yok be bacanak, ne üzülüyorsun yani? Şimdi İsmet babaanne var ya, bunun mazbatasını verecek eline, ondan sonra tak diye böyle tekmeyi vurur. Sen ondan sonra kendi makamına geri döneceksin değil mi? Bacanak ben neyleyim makamı, köşkü, mertebeyi, mevkiyi? Hı? İçinde Lale olmadıktan sonra neye yarar? Hadi Samet sen de oyalanma, bugün çok iş var, çıkacağız. Tamamdır Onur Bey. Nereye? İşe. İşe gideceğiz. Ha. Tabii sizin şimdi işiniz var, öyle gidiyorsunuz. Ondan sonra böyle işten sonra döneceğiniz eviniz de var. Ben ne yapayım böyle sap gibi, ha? O zaman ben gireyim böyle evi falan mı temizleyeyim? Bir içeriği falan mı toplayayım, ne yapayım? Kurtuluş sana ne diyeceğim? Ha. Hadi sen de gel bizimle. Harbi mi diyorsun? Ya yemin ediyorum var ya böyle üç silahşörler gibi olduk ha. Kurtuluş abi hadi soğutma abi hadi. Ya hadi hadi. Alo Şerife, uyandı mı sizinkiler? Sakın uyandırma. Bana bak bu gazeteleri görmemeleri lazım. Yok et o gazeteleri. Yıldızların o gazeteleri görmemeleri lazım. Duyuyor musun beni? Emredersiniz Betül Hanım.
Magazin eklerini yok ediyorum o zaman. Ay nereye bakayım ayol? Manşetlere Yıldız Hanımcığım, manşetlere. Manşetlerden mi? Kapat. Şerife. Şerife gazeteler nerede? Aa, bir seher de boş durmamış, çalışmış. Ay ne fenayız biz. geliyorum Yıldız Hanım. Ne yapayım ben şimdi? Gazeteyi kaybedelim. Bulamadım benim. Nasıl oldu? Nasıl olayım Fikret? Migrenim. Migrenim ve migrenim. Ah, geçer inşallah. Gazeteyi verir misin bana? Ama ben okuyorum. Lütfen Fikret. Ay rezalet. Ay Allah şükürler olsun. Ay Allah'ım çok teşekkür ediyorum sana. Allah Allah Yıldız, yani rezaletin şükürü mü olur ya? Olur olur Fikret. Manşet böyle olursa olur tabii. Ver bakayım şu. Yıldız Hanım siz bulmuşsunuz herhalde. Ben bulamadım da. Bulduk evet. Bulduk Şerife. Şirket içinde gazeteyi okuyan herhangi biri var mı? Olmuş mudur böyle bir şey? Hayır. Şirket içindeki bütün gazeteleri toplattım. Zaten niyetim de o yönde. Diyorum ki bütün sosyal, asosyal mecraları küllüm kaldıralım diyorum. Gazeteydi, televizyondu, internetti, radyoydu. Bunlarla iletişimlerini de kesersek. O zaman bir de gözlerini de dağlayalım. Kız keşke mil çektirebilse. Keşke mil çek... Olur mu? Salak mısın sen? Olur mu böyle şey? Kesinlikle duyarlar. %100 duyarlar. Erol'cum bizim başka bir şey yapmamız lazım ama ne olur. Dile düşeceğiz yemin ediyorum. Mağdur olacağız. Elimizdeki avucumuzdakini de kaptır. Ay sus, ay sus. Allah'ım şu anda babaannemin fili sol kulvardan koptu geliyor. Erol neredesin? Erol bu ne? Bu ne ya? Sansız sans. Ben hiç bilemiyorum. Ya babaya ne diyeceğim şimdi? Leyla'cığım sen gel tatlım benimle. Gel. Allah'ım kimler gelmiş? Sultanlar gelmiş, teşrif buyurmuş şirketimize. Arz-ı endam ederim efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk oğlum. Bunlar nereye gidiyor ya böyle yangından mal kaçıcı gibi? Kimler, hangiler, neredeler? Aha gel buraya Allah'ım. Şu güzelliğiniz kimsede yok. Gelin bir sarılalım. Sevgicim benim. Ölümlü dünya. Bugün varız, yarın yoğuz. Oğlum ne demek o öyle ağzından yel alsın ha? Bana mı söylüyorsun? Hayır Allah küsemesin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Hoş Filiz'cim. Ne yaptın anacık? Güvende miyiz? Sen hiç merak etme oğluşum. Annen yanındayken sen her zaman güvendesin. Erol, karının sana söyleyecekleri var. Yoktur. Ya niye böyle koridorda kaldık? Yani geçelim mi? Yok ben dayanamayacağım. Ben burada söyleyeyim yani. Erol, biz böyle ne zamandır hani... Baş başa böyle vakit geçiremiyoruz ya. Beni böyle baş başa yemeğe mi götürsün acaba? Baş başa mı? Tabii kız gidelim. Ponçin istediğine bak. Vallahi yemek yemekten yemeğe gitmeye fırsat mı buluyoruz be anacık? Gel buraya bal kavanozu. Gel buraya koca oğlan. Gel buraya. Allah'ım çok başka bir his. Erol. Baboli. Ayvalık tatili kısa sürmüş. Oğlum iyi misin sen? Ne bu hal? Sence anne? Aa! Aa! Erol! Bu ne? Bu ne rezillik? Bu ne rezillik? Erol! Ne bu oğlum? Şimdi babaanneciğim, bunun bir kumpas olduğunu düşünüyorum işin açığı. Kumpas değilse bile montaj olabilir diye. Oyuna mı geldim acaba ben? Ne kumpası ya? Ne kumpası? Bayağı kuma bunlar, kumalar ya. Bunlar gözümün önünde Layla'yla kim bilir. Sonra başka neler yapacaksın benim başıma, daha neler gelecek ya? Filiz'cim yavrum ne biçim sözler bunlar Allah aşkına? Hayır ben kabul etmiyorum. Benim oğlum hayatta yapmaz böyle bir şey yani, olmaz.
Hayatım, gerçekten bir şey yapmadım. Kabak çekirdeğim. Benim Layla ile Lola ile ne işim olur? Gerçekten, vallahi hiçbir suçum yok. İstersen Onur'a soralım. Bana inanmıyorsan kendisi daha dürüst bir insan. Ha, ona soralım. Onur'a niye soruyoruz ya? Görmüyor muyum ben boy boy? Fotoğraflarınız var burada. Görmüyor muyum ben? Basmışlar boy boy. Yemin ederim dayanamayacağım. Ben yiyeceğim bunu. Yeter! Yeter bu kadar şamata. Babaanne, hadsizlik ettiysek özür dileriz yani. Ama ben gidiyorum. Sevdalarım yüreğimde, bebeklerim göbeğimde. Ben bu evi terk ediyorum! Hayatım, hangi eve? Ne diyorsun? Bir kere burası ev değil. Nereyi terk ediyor? Hayatım, gitme. Belalım, çocuklarımın anası. Delalım, helalım. Dur, ben de geldim. Şş, Erol! Otur, otur, otur! Baş üstüne efendim. Nereye gidiyormuştun sen? Hesap vermeden daha bütün bu yaptıkların hesabını vereceksin bana. Anladın mı? Kolay gelsin. Ay bunlar şahane. Ellerinize sağlık. Ay inşallah hepsini satacağız bugün. İnşallah hepsini. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Teşekkür. Her şey tamam mı? Bir ihtiyacınız var mı? Yok hocam. Ben şunun bir tadına bakacağım biraz. Ellerinize sağlık. Şahane olmuş. Afiyet olsun. Kolay gelsin. Teşekkürler. Ne dersiniz Leyla Hanım? Başaracağız sanki. Yeterince para toplarız gibi. İnşallah. Ben de öyle umut ediyorum. Ay abla. Ay kim bu? Ay ben seni yerim. Gel bakayım. Ha. Gel. Ay çok tatlı maşallah. Evet. Aman annesi Allah bağışlasın. Allah bağışlasın. Ay. Ay abla ya iyi ki geldin. Vallahi o kadar ihtiyacım vardı ki sana. Ay ablacığım olur mu herhalde? Yalnız ben sana bir şey söyleyeyim ya. Maşallah böyle tıkır tıkır işliyor ha. Çok şükür. Ha. Abla bu dolma şey mi? Eda'nın annesinin yaptıkları mı bu? Ay evet ablacığım ha. Eda'nın annesi yaptı. Vallahi aramızda kalsın yalnız annemden çok daha güzel yapmış ha. Ay ellerine sağlık. Duymasın. İyi, iyi. Tamam hadi bak işimiz gücümüz de iyi gidiyor o zaman. Ay çok şükür. Heh. Çok şükür. Heh. İyi ben o zaman karşı tarafa bakayım. Orada bir tahta bulurum. Oraya bir maşallah yapayım. Nazar demesin. Hadi. Azıcık ye sen de ye. Yerim yerim. Aç kalma. Tamam hadi. Ünlüm. Ne var Kurtuluş? Niye geldin? Ha? Yetmedi değil mi? Yetmedi ortalığı karıştırdığım falan. Gelip bir de kermesimi dolandırayım dedi. Yavrum ayıp ediyorsun ama kalbimi kırıyorsun Ünlüm. Niye kermese şey yapayım? Lale'den utanıyorum. Yemin ediyorum çok utanıyorum Ünlüm. Kurtuluş sende bir kalp yok. Sende utanılacak yüz de yok. Kalbi kırılan da utanan da benim. Yavrum ne olur bana bir şans daha ver benim. Çok kötüyüm yani. Aferin. 10 lira beyefendi, 10 lira. Beyefendi? 10. Yuh. Azap güzel olmuş. Ne yapalım? Hadi. Tamam. Hadi şimdi deliriz. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Ne kadar güzeller. Yok mu arttıran? 300 lira. Satıyorum, sattım. Efendim? Okulumuzun beden eğitimi öğretmeni 100 liralık kalpağa 300 lira vererek okulumuzu ne kadar sevdiğini sizlere göstermiş oldu. Teşekkürler. Uğur Bey artık o kalpağı kışın da başınızda görmek isteriz. Yok gitmem diyorsanız başı üşüyen bir meslektaşınıza bir amirinize hediye edebilirsiniz. Sayın veliler, kıymetli öğretmenler. Şimdi sırada... Bu gün için teşekkür ederim efendim. Lale Hanım'ın kendi elleriyle hazırladığı bu ses deneme bir ki mikrofon bozuk. Teraryum. Teraryum. Terstanyum. Terstanyumu açık arttırmaya çıkarıyorum. 100 liradan. Var mı arttıran? 150 lira. Beyefendi 150 lira dedi. Yok mu arttıran? Satıyorum.
Ben mal kızımın öyle var ya, el emeği göz nuru yaptığı şöyle üç kuruşa saptırmam bunu. 500 lira. 500. Beyefendi 500 lira dedi. Satıyorum. Seni Allah kahretmesin, kurtulursan cebinde verecek param var da. Yavrum ama. Hadi yavrum. Hadi şimdi ver. Vallahi satıyorum. Ya 500 liraya böyle şey mi olur hani, pamuk eller cebe. Okulumuza bir yardım hadi. Yavrum beş. Satmak üzereyim. Satmak üzereyim. Vallahi satacağım. Sat. 20 bin. Bu ne be? Aa. 20 bin mi? Yemin ediyorum bacanağım ha. Bacanağım benim. Can kurtaran geldi, yemin ediyorum. Heh, 20 bin mi? Beyefendi, Lale Hanım'ın bu adını bile söyleyemediğim şeyini 20 bine beyefendiye kaptırdım. Şey, sattım. Sizi böyle alalım lütfen. Hem tanışmış oluruz, hem de ürününüzü teslim etmiş oluruz. Buyurun. Herkese merhaba. Ben Onur Saran. Öğretmeniniz Lale Saran'ın eşiyim. Ayrıca spor salonunuzun ne eksiği varsa şirketimin sponsorluğunda karşılamak istiyorum. Siz de bugün kazandığınız parayla diğer ihtiyaçlarınızı karşılarsınız. Bir dakika, ben sana sarılırım ya. Vallahi sarılırım, gel. Lale Hanım, siz de gelin lütfen. Şu güzel anı bir fotoğrafla ölümsüzleştirelim. Buyurun. Dizi keyfim başlayacak. Ay, ay. Ha, 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 ha. Ay, ay hayır ya. Ay hayır ya. Aa, şaka gibi. Aa, Filiz, ne oldu yavrum? Sakin teyze. Söyle annem. Ben evi terk ettim, artık burada yaşayacağım. Aa, dur. Tamam. Aa. Ne oluyor? Ağlama yavrum. Abla bir an önce toparlanıp gidelim, tamam mı? Ne olursun bak. Tamam, oyalanmayalım. Çıkalım gidelim buradan bir an önce. Şunu o tarafa koyar mısın? Konuşmak bile istemiyorum. Yine bakmak tamam, isterim. Tamam, sakin. Tamam mı? Gidelim bir an önce. Lale ne oldu? Ne mi oldu? Sen her zamanki gibi yine her şeyi paranla satılabileceğini ispatladın. Ben ne yaptım şimdi? Okula bir faydam olsun diye. Bak Onur, etrafına iyice bak.
İnsanlar bugün için çok emek verdi. Ama sen insanların emeklerini hiçe sayıp paranla bütün problemi çözdün. Bravo. Lale saçmalama. Yaptığım her şeyin altında bir art niyet aramaktan vazgeç artık. Lale Hanım, iyi misiniz? İyiyim. İyi. Anlamıyorsun Nur. Anlamayacaksın da. Haklısın Lale, anlamıyorum. Asla da anlamayacağım seni. Çünkü ben ne yapsam sana ters geliyor. Yaptığım her şey gözüne batıyor. Sen beni hayatından çıkarmışsın Lale. O yüzden biz en iyisi... boşanalım. İçimdeki aşk esir almadan.